24 Özel'e hoş geldiniz. Bu akşam özel bir yayınla karşınızdayız. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretini özellikle konuşacağız. Erdoğan'ın şimdiye kadar verdiği mesajları ve ilerleyen dakikalarda yapmasını beklediğimiz genel kurul hitabında vereceği mesajları detaylarıyla konuşacağız. Diğer dünya liderlerinin ABD Başkanı Biden başta olmak üzere verdiği mesajları ele alacağız. Hemen konuklarımızı ben tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Vişne Korkmaz Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Profesör Doktor Uğur Özgöker Arel Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte ve Profesör Doktor Giray Saynur Derman Marmara Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını bekliyoruz. Önemli mesajlar verecek. Hatta önemli bir hazırlıkla gitti ABD'ye. Bunları konuşacağız. Biden'ın verdiği mesajları da konuşacağız ancak öncelikle başka bir gelişmeyle, sıcak sayılabilecek bir gelişmeyle başlayalım. Erdoğan'ın Türkiye ve açılışında da verdiği bazı mesajlar vardı. Daha önceki temaslarında da verdiği bazı mesajlar vardı. FETÖ'yle mücadeleye dair mesajlar da bunlar ve bugün sıcak bir gelişme yaşandı. FETÖ'nün ABD'de açtığı tahkim davasını kaybettiği haberini aldık. 100 milyon dolarlık bir tahkim davasından bahsediyoruz. Çok da önemli bir gelişme aslında Türkiye'nin mücadelesi için. Uğur Bey, sizinle başlamak isterim. Ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız bu gelişmeyi? Detaylarını da biraz bize anlatabilir misiniz? Çok olumlu bir şey. Biliyorsunuz o hain darbe teşebbüsünden sonra kayyum atanmıştı. O malum grupların şeylerine, basın medyasına var. Onlar daha önceden bir hileyle şirketlerin hisselerini Almanya'da uyduruk bir şirketin üzerine geçirmişler. Oradan oraya vesaire. Bir takım hileler, hayatları hile zaten. En sonunda o sahte Almanya'daki şirket işte Amerika'daki Birleşmiş ve tahkime dava açtı. İşte bu bizim malımızdır, bizim hakkımız gasp edildi vesaire diye. Evet, bu Belçikalı firmanın açtığı dava uzun zamanda sürdü sanırım. Yani 5 seneye yakındır sürüyor. Yani o şey, Belçikalı firma da yani kağıt üzerinde bir firma, hayali bir firma aslına bakarsanız yapılan ve Amerikan mahkemesi, yani dünya tahkim mahkemesi. Amerikan da değil yani Birleşmiş Milletler'in tahkim mahkemesi. Amerika'da da bir uluslararası mahkeme, o çok önemli. Biz de Türkiye'yi haklı buldu ve onların davasını reddetti. Hayırlı bir şeydir. Daha önce de buna benzer başka bir şey olmuştu biliyorsunuz. Bir Star Group, yani bir siyasi partinin genel başkanı bulunduğu gene bir medya grubunun şeyi vardı. O çok daha büyük. Orada şeyler vardı. Barajlar falan filan vardı orada. Bir bankalar da vardı. Sadece bir medya grubu değildi o. 20 milyar euro deyip çok büyük bir paraydı. O da reddedildi. O da Paris'teki uluslararası mahkemede. Yani hepsi Türkiye'nin lehine sonuçlandı. Bunlar hayırlı şeyler tabii. Yani bunlar ilerleyen zamanlardaki başka mücadeleler için, hukuki mücadeleler tabii için de emsal teşkil çünkü edecek. Çünkü bunların hiçbir ulusal mahkeme değil. Hepsi uluslararası tahkim mahkemesi. Dünya daha üstünde gidilebilecek bir makam yok. Hayır, temizi yok bunların. Nihai karar. Evet. İşte Hanım, siz ne dersiniz? Yani ciddi anlamda güçlendirecek gibi görünüyor bu mücadelede Türkiye'nin elinde, evet, değil mi? Evet. Açıkçası aslında Türkiye'nin altını çizdiği terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması ve terör örgütlerinin desteklenmemesi gerektiği çok önemli. Bugün radikalizmle ve terörizmle mücadele nasıl olabilir diye sürekli tartışıyoruz. En önemli, mücadelenin en önemli aslında yapılması gereken en önemli şey terör örgütlerini cesaretlendirmemek ve onları belirli siyasi amaçlar doğrultusunda kullanıp meşruiyet sağlamamak onlara. Biliyorsunuz hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem PYD konusunda hem FETÖ konusunda sıkıntılı bir ilişkimiz var. Fakat özellikle de Demokrat Parti iktidara geldiğinde Biden yönetimiyle beraber bu sıkıntılı ilişkinin daha da artacağı yönelik bir beklenti oluşmuştu. Biz bugün geldiğimiz noktada söyleyebiliriz ki bu beklenti doğru çıkmadı. Yani şu an geldiğimiz noktada ilişkideki sıkıntının biz artmadığını görüyoruz. Hatta bu tür çeşitli adımlar atılırken, yani sıkıntılarımız bitmiş değil, problemler bitmiş değil Amerika Birleşik Devletleri ile ya da tamamen aynı noktada değiliz. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkimizde belirli işbirliği alanlarının da açılmasına yönelik olarak olumlu adımlar atılıyor. Bunlar bu açıdan da baktığımızda alınmış bu kararın zamanlaması şaşırtıcı gelmemeli. Yani Türkiye tabii ki FETÖ konusunda haklı, PYD konusunda haklı, PKK konusunda haklı ama dün de haklıydı. Dolayısıyla bugün aslında bu işbirliklerinin önünün neden açılmaya çalışıldığı
bize dünya jeopolitiği ve Türkiye'nin o jeopolitikteki yeriyle ilgili de bir mesaj veriyor. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam ABD ziyareti sırasında böyle bir gelişmenin yaşanması gerçekten dikkat çekici ve önemli, zamanlaması açısından çok önemli görünüyor. Sizin de dediğiniz gibi yani Biden yönetimiyle, ABD yönetimiyle bu meselelerde hep bir çok güllük gülistanlık değildi ilişkiler, öyle söyleyeyim. Bundan sonra bu belki de Biden yönetiminin bu meseleye yaklaşımında bir referans olabilir mi? Ne dersiniz? Bundan sonra bazı olumlu gelişmelere en azından bir itici güç olarak değerlendirilebilir mi? Ben mi? Buyurun, buyurun. Tamam, peki. Şimdi şöyle, tabii bir 15 Temmuz darbe sürecini yaşadık. Darbe değil, daha doğrusu kalkışma diyelim. Çünkü başarılı olamadı. Başarılı olsaydı belki de çok daha kötü sonuçlar olacaktı ama yani çok şükür üstesinden Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlet. Her zaman söylüyoruz. Egemen bir devlet. Ve bu doğrultuda uluslararası konjonktürde jeopolitik ve jeokültürel, her açıdan, jeostratejik açıdan çok önemli bir ülke. Aynı zamanda bir kavşak, geçiş noktası. Dolayısıyla bu ülkelerin özellikle şu an Birleşmiş Milletler'de olsun, NATO'da olsun, en son yapılan toplantılarda olsun, Türkiye aktif bir, proaktif bir politika izliyor. Bu sonucun olunması, ben çok şaşırmadım. Yani daha doğrusu beklenen bir şey. Yalnız biz hep söylenen şuydu, yani Biden yönetiminin özellikle o grupla yakın ilişkide olduğu ve destek sağlayacakları yönünde bir çalışma yapıldı. Daha önceki seçimde de hatırlıyoruz. Evet, Clinton'a evet, destek veren evet, bir cephe evet, olmuştu destek. Orada. Amerika'daki seçimlere katılan partilerde genelde öyle oluyor. Bütün gruplar destekliyor. Onlar bütün grupları destekliyor. Çünkü eğer seçilirse, hangi grup seçilirse seçilsin. Biraz Ermeni lobileri de böyle çalışıyor, Ermeni diasporası. Bütün partileri destekliyorlar. Çünkü hangisi seçilirse seçilsin. Bunu Justin McCarthy hatta açıklamıştı. Kazanana oynuyorlar daha doğrusu. Kimin kazanacağı belli değilse. Ama Biden'ın kabinesinin de çok yanlı olduğu yönünde bir takım görüşler vardı. Ama şu son karar Türkiye açısından çok olumlu bir karar. İnşallah daha doğru da hocam, olumlu başka gelişmeler. Yalnız şunun altını çizelim. Yani bu Amerikan mahkemesinin verdiği bir karar evet, değil. Uluslararası mahkeme. Evet. Yani Amerikan hükümeti, şunun etkisi, bu etkisi falan yok bunda. Evet. Çok daha yüksek. Yani Birleşmiş Milletler uluslararası tahkim verdi. Çok daha etkili bir karar. Evet. Dünyaca ve temiz yok. Yani direkt ülkelerin yok. De üzerinde hepsinin bir makamı verdiği hepsinin ülkelerin üzerinde. Yani Amerikan başkanının falan burada hiçbir etkisi yok. Etkileyebilir. Şimdi hani Türkiye'nin konumundan bahsettik. Bir de Erdoğan'ın dün yaptığı açılışa değinmek istiyorum. Şimdi Türkiye ve açılışı. Türkiye. O bina gerçekten şimdi tabii siz çok daha iyi bilirsiniz. Dış politikada söylem ve eylem kadar semboller ve simgeler de önemlidir. Doğru. Yani doğru. Türkiye bir binası, yeni yapılan Türkiye bir binası bu açıdan önemli bir değer olarak görülüyor anladığımız kesinlikle kadarıyla. Ve önemli de bir yatırım olmanın yanında sembolik doğru önemi çok büyük. New York, Birleşmiş Milletler çok taraflı diplomasinin, doğru, uluslararası politikanın merkezi. Böyle bir yerde, böyle bir simgenin Türkiye'nin imajını daha da güçlendireceğini söylemek yanlış olmaz herhalde. Ne dersiniz Bişin Hanım? Kesinlikle. Şimdi tabii çok doğru söylediniz. Sembolik önemi çok büyük. Ama sembolik öneminin dışında reel bir önemi de var. Çünkü dediğiniz gibi Birleşmiş Milletler'in tam karşısında zaten Çağlayan Gir'den bugüne kadar gelen Türk dış politikasının bir yatırımı bu. Bu yatırımın başarıyla sonuçlanması bugüne nasip oldu. 40 yılda uzun bir süre önce yapılan evet, bir yatırımdan bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin aslında bugün bütün bu jeopolitik mücadelelerde de bugün tartışacağımız işte Covid krizi olsun, küresel iklim krizi olsun, göç meselesi olsun, söyleyecek bir sözü olduğunu biliyoruz. Bu söyleyecek sözünün olması sadece normatif açıdan değil, Türkiye'nin bir tecrübesi var. Bütün bu krizlerle aslında Türkiye bir deneyim yaşadı ve bu deneyimden de insani anlamda, etik anlamda yüzünün akıyla çıktı. Reel açıdan da gücünden bir şey yitirmedi. Yani jeopolitik olarak hala Türkiye'nin güç gönderim kapasitelerinden bahsediyoruz. Hatta pek çok alanda o Covid krizi esnasında bile Azerbaycan'dan Doğu Akdeniz'e kadar pek çok alanda başarılı olduğunu gördük. Buna karşı
karşılık da Afganistan krizi de bize gösterdi ki sahada olan başka aktörler, ki bunlar büyük güçler de olabiliyor, her zaman krizlerden başarıyla çıkamıyorlar. Dolayısıyla bu tecrübe değerli bir tecrübe. O nedenle Türk dış politikasının 40 yıllık yatırımı bu anlamda bu değerli tecrübeyle birleştiği bir zamana denk geldi. Bu çok önemli bir şey. Söylediğiniz gibi Birleşmiş Milletler aslında yeni bir diplomasiyi temsil ediyor. 1940, ya daha doğrusu 2. Dünya Savaşı öncesi, hatta 1. Dünya Savaşı'da büyük savaşlar öncesi diplomasi daha elitist, daha kapalı ve işte bu gizli anlaşmalar, gizli birliktelikler. Dolayısıyla kamuoyunun güven oyundan bağımsız giden bir süreci anlatıyordu bize. Oysa yeni diplomasi, o 20. yüzyılın başında ortaya çıkan diplomasi, ki Birleşmiş Milletler bunun 1945 sonrası sembolü oldu, aslında doğrudan kamuoyuna da sorumlu olan bir diplomasi. Bu nedenle bu toplantılar da çok önemli. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda aslında siz sadece liderlere seslenmiyorsunuz. Sadece dışişleri mensuplarına ya da diplomatlara seslenmiyorsunuz. Profesyonellere seslenmiyorsunuz. Halklara sesleniyorsunuz. Doğrudan aslında oturma odalarına, salonlarda insanların yaşamlarına sesleniyorsunuz. Ve pek çok kişi küresel süreçte bir mücadele içerisinde. Dolayısıyla onlara tecrübelerinizle ilgili bir mesaj veriyorsunuz. Türkiye'nin dediğim gibi deneyimlerine dayanan, özellikle Soğuk Savaş sonrası yıllarda biz zorlu bir bölgede var olma mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelenin de bir sonuçları var bize öğrettiği. Dolayısıyla çıkardığı dersler, edindiği tecrübeler ve söyleyecek sözleri var. Bunları verebileceği yer Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve bunun dışında da onun bir uzantısı olarak Türkiye'yi, Türkiye'nin dostlarıyla, müttefikleriyle, KKTC'nin de içinde yer alması çok önemli. Evet. Dolayısıyla bütün bu dost, müttefik, komşu halesiyle beraber bu mesajı devamlı kılacak. Yani sadece toplantıdan toplaya, seneden seneye değil, temsilcilikleriyle bu mesajı devamlı kılacağını, o anlamda jeopolitik gücünü ya da işte jeoekonomik pazarlık kapasitesini diplomatik gücüyle birleştirdiğini de gösteriyor. Bu anlamda önemli bir yatırım gerçekten. Bugünden de geleceğe gidecek. O nedenle bu yatırıma sevinebiliriz aslında. Sevinmeliyiz daha doğrusu. Yani özellikle bahsettiğiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilciliğini barındırması açısından da önemli. Çok önemli. Yani Türkiye ve geçmişten bu yana zaten Türkiye'nin orada bir BM diplomasisinde merkez üssüydü. Bundan sonra çok daha güçlü olarak görevini yerine getireceğini görüyoruz. Hem konsolosluk hem daimi temsilcilik var. KKTC'nin olması var. Azerbaycan'ın da bir şey kültür merkezi gibi bir şey olacağı düşünülüyor. Yani kendi büyükelçilik var Azerbaycan'ın ayrı da belki orada bir kültür merkezi gibi bir şey olacak yani. Şimdi az önce bahsettiğimiz Türkiye'nin konumuna gelmek istiyorum da bir yandan da Birleşmiş Milletler'in durumuna. Birleşmiş ben Milletler... şu şeyi tamamlayabilir miyim? Tabii, Türkiye buyurun, ile evli. Hocamız bir bahsetti zaten yani bu ev Çağlayan Gizavan'la. Bu nereden çıktı? 1974 Kıbrıs Savaşı'ndan çıktı. Şimdi biz 1952'de NATO'ya girdikten sonra dış politikada strateji üretmek, dış politika üretmek gibi bir derdimiz olmadı. Zaten NATO'da geliyordu, yani Washington'dan telexler geliyordu. Biz orada, hatta Cezayir bağımsızlık için bütün dünya ayağa kalktı. Cezayir Fransa bizden almış, bizim toplanmamıza el koymuş. Müslüman, kendi kardeşimiz. Biz ona rağmen Cezayir'i tanıyamadık bile. Çünkü NATO ve Amerika tanımayacaksın dedi vesaire. Yani kendi başınıza politika üretemiyorduk. Dediğim gibi NATO'dan, Washington'dan geliyordu. Ama ne oldu? Kıbrıs Savaşı'ndan sonra Amerikan Kongresi bize silah ambargosu koydu. Evet. Sonra o Vişne hocamızın da demin bahsettiği gibi genel kurullardaki oylamalarda o zaman 160 civarında üye vardı Birleşmiş Milletler'de. Türkiye hayır diyordu, bizim aleyhimize karar geliyor. Genel kurulda biliyorsunuz yaptırım yok. Evet. Güvenlik konseyinde yaptırım var. Bir tane biz hayır diyorduk, 159 aleyhimize çıkıyordu. Biz bunu gördük. Milliyetçi cephe hükümetleri zamanında Sayın Rahmetli İhsan Sabri Çağlayan Gizan'da dediler ki o zaman Birleşmiş Milletler artık NATO'da ve Amerika'nın dış politikasına bağlı olmaktan çıkıp milli bir bağımsız dış politika iletmek zorundayız.
1'e karşı 159 olacak gibi değil. Nitekim bu Türk TV o zaman kuruldu. Küçük bir şey olarak kuruldu. Büyük çapta diplomasilere başladık ve ilk sonucun hemen 78'de Amerika Birleşik Devletleri silah ambargosunu kaldırdı bir kere 3 sene sonra. Bir. Ondan sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulları'nda yapılan oylamalarda önce 30-40 ülke bu sefer bağımsız oy, tarafsız oy. Ya aleyhimize değil tarafsız oy. Sonra 15-20 ülke lehimize oy kullanmaya başladı. Çok değişik, hızla değişti yani şey. Yani biz lobicilik, propaganda, bugün kamu diplomasi denen, hocamız dedi ya evine kadar, işte oturma odasına, televizyonuna kadar giden işte o. Halktan halka, public diplomasi, kamu diplomasi biz o zaman öğrenmek zorunda kaldık. O da başımıza Kıbrıs olaylarından geldikten sonra ve fevkalade yol aldık. Bugün Türkiye sözü dinlenen, kendi dış politika stratejisini çizen ve empoze eden bir ülke. Eskiden bize gönderiliyordu. Telex vardı o zaman. Fax bile yoktu. E-mail hiç yoktu. Telexler Washington'dan Ankara'ya geliyordu. Ankara onu söylüyordu. Artık bitti. Şimdi politikayı biz Ankara'da belirliyoruz. İşte bu Kıbrıs meselesi ve bu Birleşmiş Milletler'de şimdi ne oldu? Türkiye çok daha güçlendi. O küçük ev yetmedi tabii, şimdi büyük ev oldu. Yani tam karşısında. Uluslararası politikada büyüyen gücüyle eş zamanlı olarak. Aynen, o da paralel olarak da o da büyüdü. Ve yani sadece bir bina, bir tesis olarak bakmamak lazım. Hayır, bu fonksiyonu çok önemli. Önemli bir üs orası için. Şimdi bahsettiğiniz gibi Türkiye genel akıma uymak zorunda kalan, politikalara uymak zorunda kalan bir ülke olmaktan artık politika belirleyen, hatta Birleşmiş Milletler'de de bazı farkındalıkları sağlamaya başlayan bir ülke oldu. 2013'ten beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği dünya beşten büyüktür, evet, dile getirdiği slogan bu açıdan çok önemliydi. Ona detaylarına ilerleyen dakikalarda bakacağız. Erdoğan'ın özellikle bahsettiği Birleşmiş Milletler'deki reform ihtiyacı ile alakalı olarak sormak istiyorum hocam. Şimdi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres doğal olarak, geleneksel olarak BM Genel Kurulu'nun açılışında bir konuşma yaptı ve orada kendisi de Birleşmiş Milletler'in yeni çağa ayak uydurmasını sağlamamız gerekiyor dedi. Yani bu reform ihtiyacının var olduğunu Birleşmiş Milletler'in yöneticileri dahi kabul ediyor. Ancak çok hantal bir yapı şu an itibariyle BM. İşte bahsettiğimiz Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyenin bir sözü sistemi kilitlemeye yetiyor. Onun dışında ciddi adaletsizliklere sebep oluyor. Sizce yapılabilir mi bu reform gerçekten şu şartlarda? Yani teorik olarak elbette yapılabilir ama veto hakkına sahip olan ülkeler bunu engellemek için ellerinden geleni yapacaklar herhalde, değil mi? Tabii ki. Zaten o anlaşılır gibi değil. Birleşmiş Milletler neden kuruldu? İşte barış, güven, birçok fonksiyonu var aslında. Ama esas amacı savaşı önlemek. Yani önleyici savaş. Dolayısıyla şu anki duruma baktığımızda dünya soğuk savaş döneminde bile savaşlarla dolu. Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Birleşmiş Milletler'in kuruluş tarihine baktığımız zaman bile kuruluş tarihinden bugüne kadar gelinen süreçte maalesef çok etkili olmadığını gördük. Ben her zaman söylerim, Birleşmiş Milletler niye var? Hep bunu söylerim. Bir Ruanda katliamı, bir Bosna Savaşı, bir şu Afganistan'da yaşananlar ve bütün olaylara baktığımızda gerçekten dünyada her iş oluyor, bitiyor. Ondan sonra Birleşmiş Milletler yani toplanır. Ama ondan sonra o kadar insan ölür, o kadar savaşlar olur. Bir hatırlarsınız, bir Aylan Bebek örneğimiz, evet, vardı. Hepimiz, evet, vicdanımızı koyup da o bebeğin sahile vurduğunda hepimiz aslında sorumluyuz. Bütün dünyanın insanları olarak bunun arkasında biz sorumluyuz. Çünkü bu hale biz getirdik. Hepimiz. Çünkü buna tepki göstermeliydik. Yani ülke bazında da. Şimdi biz tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi dünya beşten büyük değil bu. Dünyanın geleceğine bu beş büyük ülke karar veremez. Bütün ülkeler, gelişmiş ülkeler, G7, G20 bütün ülkeler bunu toplanıp kendi aralarında her zaman söylüyoruz. Birleşmiş Milletleri daha aktif politikalarla ama gerçekten karar alıcı mekanizmalarla ve uygulayan mekanizmalarla. Çünkü kararları alıyorsunuz. Ben biraz anlam planına benzetiyorum. Yani anlam planı çok kapsamlı başladı ama gelinen noktada maalesef çözüm getirmedi. Aynı onun gibi. Yani eğer biz konuşulanlar, yani şu anki Birleşmiş Milletler Zirvesi 76.sı, evet, bu 76. sene. Yani 76. bir zirve yapıldı. Ama bu arada da bir sürü insan ölmeye devam etti ve hala da ölüyor. En son elimizde kalan da Afganistan oldu, görüyorsunuz. Ve onun nasıl çözüleceğini kimse bilmiyor.
Yani ortada, yani ya Suriye gibi halkı boşaltılmış bir ülke olacak ya da gerçekten Taliban'ın artık resmi sıfatta yönettiği bir ülke olacak. Ama nasıl yönetmesini bilmediği diyeyim daha doğrusu. Bu nasıl çözümlenecek? Bunun gibi bir insani düzensiz göç meselesi var. Tabii bu da apayrı bir sorun. Aslında Avrupa ülkelerini ve bütün o orada toplanan o büyük ülkeleri ilgilendiren tek sorun da aslında bu. Bu insanları nasıl ülkemizden, biz kendi istikrarsızlığımızı getirecek hamlelerden nasıl koruruz? Nasıl acaba Türkiye'yi buraya ikna ederiz bir ara bölge olarak? Hatta geçen bir Çotarkis'in açıklaması vardı. Onu değinecek misiniz bilmiyorum da. Hani Türkiye'yi destekliyorum hani dedi. Evet. Çotarkis. Yani ona çok güldüm. Evet. Erdoğan'ın verdiği bir cevap da vardı. Evet. Destekliyorlar gerçekten. Yani. İşlerine ama geldiği şöyle zaman, ihtiyaç olduğu zaman destekliyorlar. Hani Türkiye'de 5 milyon Suriye'nin varlığını destekliyorlar. Gelen Afganlıların da burada kalmasını destekliyorlar bu şekilde. Ama öbür tarafta bakıyorsunuz daha yeni daha şeyde 9 Avrupa ülkesi, Güney Avrupa ülkeleri bir toplantı yaptı. Fransa'da vardı. Fransa'nın daha doğrusu liderliğinde. Ve orada Kıbrıs'ta dahil Güney Kıbrıs işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımama, yani iki toplumu tanımama ve iki sistemi bizim önerimizi, yani daha doğrusu şu an iki devletli çözümü tanımama ve Maraş'a karşı çıkma gibi maddeler alındı. Daha başka maddeler de vardı. Yine Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs'ı dışlayıcı bir takım formüller edildi. Yani o zaman diyorum ki ben bu ne perhiz, bu ne lahana. Yani özetle yani Batı yakasında pek değişen de bir durum yok demek yanlış olmayacak. Pek bir şey yok yani, ben Birleşmiş Milletler deyince aklıma bu geliyor. Yani New York. Aslında Birleşmiş Milletler'in ne kadar etkisiz kaldığını biz geçen sene çok yakından izlediğimiz ve bir miktarda tarafı olarak desteklediğimiz bir meselede gördük. Dağlık Karabağ meselesi. Evet. Haydar İlham Aliyev'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları vardı. BM Güvenlik Konseyi'nin ve BM'nin artık etkisiz kaldığı, faydasız kaldığı ve BM Güvenlik Konseyi'nin yıllar önce aldığı kararları Azerbaycan'ın güç kullanarak kendi başına uygulamak zorunda kaldığını söylemişti ki bu çok önemli bir tespit ve çok dikkat çekici. Yani Birleşmiş Milletler'in mevcut sistemde ne kadar dünya sorunlarını çözmekte yetersiz kaldığı, her şeyin kilitlendiği, düğümlendiği bir yer haline geldiğini göstermesi bakımından çok önemliydi. Herkes reforma ihtiyacı olduğunu söylüyor ama ortada bir çözüm yok. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sene giderken BM Güvenlik Konseyi'ne, BM Genel Kurulu'na bir kitapla beraber gittiğini biliyoruz. O kitabı da göstermek istiyorum hemen. Daha Adil Bir Dünya Mümkün adlı bir kitap. Bu kitapla birlikte Erdoğan aslında 2013'ten beri söylediği bir söylemi bir adım ileriye götürüyor diyebiliriz. Bir farkındalık oluşturulmuştu dünya beşten büyüktür diyerek. Bundan sonra artık farkındalığın da ötesinde harekete geçilmesi gerektiğini gösteren bir mesaj bu. Bu mesajı nasıl değerlendiriyorsunuz? Etkisi olacağını, en azından yankı bulacağını düşünüyoruz. Çünkü genel kurul konuşmasında da içindeki unsurlardan bahsedecek ve mesajlardan bahsedecektir. Türkiye bu konuda BM Genel Kurulu'nu daha önce harekete geçirdi başka vesilelerle. Tetikleyici olabilir mi? Bunu sağlayabilir mi? Ne dersiniz? Hatta bildiğiniz gibi genel kuruldan destek de aldı. Sayın Volkan Bozkır'ın genel kurul başkanlığına seçilme sürecinde de aslında biz bu desteği gördük. Dolayısıyla Türkiye'nin söylemi aslında hem oturma odalarında hem de pek çok ülke dış politikasında bir etki uyandırıyor. Bunun sebebi şu ama demin dediğiniz gibi Garp cephesinde bir şey yok diyebiliriz ama aslında Garp cephesinde sorun da var. Yani o sorunlar Batı'nın da elini daraltıyor. Özellikle kriz dönemlerinde. Yani bu kriz çeşitli sebeplerle çıkabilir. Dağlık Karabağ'da Rusya'nın tetiklemesi, Ermenistan'ın birilerinin tetiklemesi sonucunda oluşan bir oldu bir di yaratmak isterken çıkan bir kriz olabilir. Suriye'de kimyasal silah kullanımından veya başka nedenlerle çıkan bir kriz olabilir. Terör örgütlerinin yayılması nedeniyle Irak'ta DAEŞ'in ortaya çıkması dönemini hatırlayalım.
bir kriz olabilir. Sudan'da, Mısır'da, Libya'da başka başka nedenlerle çıkan, Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri birdenbire çekilmek zorunda hisseder bir kriz çıkar. Kendi başına saydığınız bu örnekler bile aslında bir yetersizliği, yetkisizliği ya gösteriyor. Ya da mesela açıkçası birdenbire Pasifik'te nükleer denizaltı üzerinden, yani nükleer reaktör teknolojisinin paylaşılmasını da içeren bir şey. Dolayısıyla nükleer yayılma sorunun nereye gidecek diye bir kriz olur. İran'ı söyleyebiliriz ki Biden'ın konuşmasında da vardı. Evet. Ve Batı bu anlamda, yani çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aslında Soğuk Savaş'taki denge üzerine kurulu. O dengede bir iki kutup arasındaki nükleer caydırıcılığa dayanan bir dengeydi. Ve bakarsak hep birinci ve ikinci cephesi, yani Avrupa ve Asya cephesini önceleyen ve o aktörlere veto hakkı tanıyan bir dengeye oturuyordu. Soğuk Savaş döneminde de başka yerlerde krizler vardı ama en son karar verici olan o nükleer caydırıcılık olduğu için bir şekilde Birleşmiş Milletler işler gibi görünüyordu. Oysa şimdi bütün bu krizlere Batı da hazırlıksız yakalanıyor. Kendi içlerinde bir fikir birliği yok. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri arasında Trump döneminde büyük bir sorun vardı. Biden döneminde daha büyük bir sorun var. Yani sorunlar hiç küçülmüyor gerçekten. Evet, retorik ve kibar başkan, iyi başkan, kötü başkan ayrımı tanımıyor bu sorunlar. Dolayısıyla Batı hazırlıksız yakalandığı zaman kendi oluşturduğu, 45 sonrası oluşturduğu liberal küresel düzenin de altını oymaya başlıyor. Bu büyük bir sorun. Çünkü elimizde küresel düzen olmazsa şu anda bir şey kalmaz. Tamamen bir kaos kalır. Dolayısıyla burada küresel düzeni tamamen o kaosa terk etmeyeceksek iyileştirmek zorundayız. Ve iyileştirmek için belirli normları, belirli ve bu normlar daha yaygınlaştırılmış olmalı, daha adil olmalı. Yani ister buna daha küresel değil, Afrika'yı da kapsamalı, Asya'yı da kapsamalı, daha fakirleri de kapsamalı, daha yoksulları. Yani daha kapsayıcı, daha adil ve daha çözüm odaklı bir küresel düzenin iyileştirilmesine ihtiyaç var. Bu sorunu herkes fark ediyor. Nasıl iyileştirileceği ve bu iyiliğin kendi ulusal çıkarları üzerinde yaratacağı etkiye aslında odaklı olarak çok yavaş kalıyor. Özellikle büyük güçler çok yavaş kalıyor. Ve daha çok kendi aralarındaki jeopolitik mücadeleye odaklanıyorlar. Bu jeopolitik mücadelenin ben gerçek olduğuna inanıyorum. Ama aynı zamanda bunun dışında memnuniyetsiz, yani o küresel aktörde ulusların, halkların memnuniyetsiz olmasına neden olacak bir sürü sebep var. Aşı yetersizliğinden, işte biliyorsunuz maske savaşları yaşandı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri maske konusunu uzun bir süre çözemedi. Yani hatırlatmadan geçemeyeceğim. Çin'den Fransa'ya gitmek üzereydi yanlış hatırlamıyorsam. Yola çıkan maskelerin yoldan güzergah değiştirip ABD'ye gittiği zamanlar hatırlıyoruz. Evet. Kapanın elinde kalıyordu gerçekten. El konuluyordu. Yani bir nevi modern korsanlık gibi. Bütün bunları gördük. Şimdi bunlar tabii güvenim sarsıyor değil mi? Küresel düzene, Batı normlarına, liberal dünyanın normlarına güvenimiz sarsılıyor. Bu aslında Batı, özellikle Batılı ve büyük güçlerin diyelim. Sadece Batı değil, çünkü büyük güçler de sorumlu bunda. Büyük güçlerin uyguladıkları politikaların kendi çıkarlarını önceleyen ve korumacı politikaların bir sonucu. Oysa bugün geldiğimiz noktada bu korumacı politikaların tam bir çözüm sağlamadığını da görüyoruz. Dolayısıyla bir kaos veya tamamen küresel sistemi değiştiririm, düzeni değiştiririm diye revizyonist aktörlerin çıkmasını istemiyorsak düzeni iyileştirmemiz gerekiyor. Türkiye bu mesajı uzun bir süredir veriyor. Çünkü Türkiye bölgesindeki sorunların farkında olan bir ülke. Ve bölgesel sorunların da bölgesel aktörlerle ve diyalogla çözülebileceğinin farkında olan bir ülke. Askeri kapasitesi de var. Bunu tartışmamıza gerek yok. Buna rağmen hani bir yönetişim mekanizması oluşturmadan, ki bu ticareti de canlandırır, ekonomik refahı da sağlar, yani başka iyilikleri de var. Bir yönetişim mekanizması oluşturmadan sadece askeri güçle bir çözüm bulunamayacağını da uzun bir süredir dillendiriyor. Bu mesajı uzun bir süredir kendi bölgesinde veren bir aktör olarak tabii ki küresel politikalar
konusunda da bu mesajı verme devamlılığı var. Bir süredir veriyor çeşitli. Bir gün göç, ya yani bir yıl göç meselesi üzerinden veriliyor. Bir yıl biliyorsunuz işte Filistin meselesi üzerinden veriliyor. Bir başka yıl başka. Sonuç olarak Birleşmiş Milletler eğer küresel liberal sistemin sembol kurumlarından biri ise kendi kararlarını uygulayabilecek normatif ve reel güce sahip olması gerekiyor. Bu olmadığı takdirde ya bir gün revizyonist aktörler çıkacak, ya bir gün kaos ortaya çıkacak, ya da her koyun kendi bacağından asılır diyeceğiz ki o da çok, bu kadar silahlı bir dünyada çok iyi bir şey değil. En büyük sorunlardan biri olacak. Şimdi Birleşmiş Milletler aslında yeni bir dünya savaşını önlemek üzere kurulmuş bir çok büyük bir yapıydı. Evet, şimdiye kadar yeni bir dünya savaşı olmadı ama bir sürü savaş çıktı. Evet. Bunun dışında bir sürü haksızlık yaşandı, bir sürü insanlık dramı da yaşandı diyebiliriz. Yemen gibi mesela. Yani evet, aynen. Yemen'i Yemen, her seferinde söyleme gereği hissediyorum. Yazdım da zaten. Aslında biraz hani dünya gündeminde geri sıralarda kalmış bir yer ama. Yani herkesin görmezden geldiği ama her dakika insanların öldüğü, özellikle çocukların. Beslenme sıkıntısı yaşadığı ve çok vahim bir yer. Evet, zaman zaman biz de haberlerimizde değiniyoruz. Cidden çok ciddi insanlık dramlarının yaşandığı Suriye'den, Afganistan'dan, Myanmar'dan çok Anadolu Ajansı'nda yazdım. Çünkü yazacağım da hep yazacağım bu konuyu. Çünkü Yemen konusunu herkesin gözüne soka soka vermek lazım. Çünkü çok vahim bir şey, bir yani, insanlık dramı yaşanıyor. Aslında acıdır. Pek şimdiye kadar verilen mesajlarda da Birleşmiş Milletler'de gündeme gelmedi genel kurul toplantılarında. Maalesef. Biden çok kısaca değindi ama onun dışında pek gelmedi. İşte yani BM'deki reform belki bunları engelleyebilecek, gelecekte bunları önüne geçebilecek bir düzen ortaya çıkarabilir. Çünkü şu anda büyük güçlerin de kendisini koruma amacıyla attıkları adımlarla aslında mevcut sistem kendi kendine saldırmaya başladı, kendi kendini kilitlemeye başladı diyebiliriz. Bu ciddi bir problem. Şimdi Biden'ın mesajlarına da gelmek istiyorum aslında daha buradan. Daha önce ben şu BM, yani adil olmayan sistemin nasıl kurulduğundan biraz bahsedebilir miyim? Yani onun üzerine adil sistem nasıl inşa edilebilir? Öncelikle şey unutmadan söyleyeyim. Hani Mitch Osakis'in Türkiye'yi seviyorum dediği var ya, o şey getirdi benim aklıma. Fransız Dışişleri Bakanı vardır tarihte meşhur. Talleyrand. Ben Almanyaları çok severim. Birden çok Almanya görmek isterim. Onun için Vestfalya'da 300'e böldüler. Sonra 39'a böldüler. Hatta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 2'ye böldüler. O da 16 federal devlet. Her birinin 16 başbakan, 16 meclis falan. Yani hep Almanya'yı bölerler. Güçlü, tek birleşince güçlü oluyor. Yani Fransa'nın Almanya'yı sevmesi gibi Yunanistan bizi seviyor. Yani Yunanistan bizi sevmesin. Seviyorsa aleyhimizedir. Şimdi bu adil olmayan sistem nasıl kuruldu? Ki yani nasıl adil o hale gelebilir? Zaten yani temeli yanlış atarsanız bir de üçüncü kat, dördüncü kat çıksanız da çöker yani. Evet. Temeli yanlış kurulmuş. Şimdi uluslararası küresel sistem bütün meslektaşlarımızın da hocalarımızın da dediği gibi bir daha dünya savaşı çıkmaması için kuruldu. Zaten ilk bunun uluslararası küresel barış aktörü Milletler Cemiyeti. Cemiyeti Akvam. O ne zaman kuruldu? Woodrow Wilson'ın 14 prensibinden biri. Yani ben savaşa girerim, savaşı bitiririm. Ancak şu benim prensiplerim yere getirecek. Bir tanesi de küresel, evrensel olaraktan barış ve istikrarı sağlayacak bir örgüt kurulacak dedi. Milletler Cemiyeti. Kuruluşundan adaletsiz kuruldu o zaman ve Amerika'nın kendi fikri olmasına rağmen Amerikan Kongresi girmeyi reddetti Milletler Cemiyeti'ne. Evet, o çok enteresan. Ve Birinci Dünya Savaşı sonrası bütün anlaşmaları da onaylamadı. Yani Sevr'i onaylamadı. Neuilly'de onaylamadı, Versailles'de, Saint-Germain'de, Trianon'da ama Lozan'ı da onaylamadı. Yani şu anda hukuken biz Amerika ile savaş halindeyiz. Hala. Evet. Çünkü hala şey bitti. Sadece Mondros Anlaşması dedi. Mütarekeyle duruyoruz. Sevr'de onaylamadı ama Lozan'da onaylamadı Amerikan Kongresi. Dolayısıyla kendi şeyine uymadığı için, adil olmadığını gördüğü için Amerikan Kongresi yapmadı ve adil olmadı. İkinci Dünya Savaşı çıktı. Tamam. İkinci Dünya Savaşı'nın son haftası artık Nisan 1945'te San Francisco'da Amerika bir kongre düzenledi. Dedi ki bir daha böyle Birinci ve İkinci Dünya Savaşı gibi bütün dünyayı mahveden, yüzü milyonlarca insanın ölmesine yol açan savaşlar olmasın. Bunu engelleyecek uluslararası adil bir örgüt kuralım.
Birleşmiş Milletler bu sefer Milletler Cemiyeti'nin yerine. Onun merkezi Cenevre'deydi. Avrupa merkezliydi. Daha çok Fransa ve İngiltere, ağırlıklı Fransa şeydi. Şimdi bunun merkezini işte bugün Sayın Cumhurbaşkanımız olduğu Amerika'ya aldılar. Böyle bir örgüt kuralım. Böylece işte adil bir hakça paylaşım olsun, uluslararası ticaret serbest olsun, savaş nedenleri bertaraf olsun vesaire vesaire. Tamam, her şey güzel. Gene adil olmayan bir şekilde kurdular. Nedir bu? Göya, ben buna hep göya diyorum, bunu yani şey yapıyorum, nedense hiç buna bize atıp da bulmuyor. İkinci Dünya Savaşı'nın galip devletlerine, ki ben buna göya dediğim şey, ben galip ve galip sayılmış diyorum. O beş devlete, Amerika Birleşik Devletleri, o zamanki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, bugünkü Rusya Federasyonu, Birleşik Krallık yani İngiltere, Fransa ve Çin. Bunlar İkinci Dünya Savaşı'nın galip devleti göğe adlandırılıyor. Halbuki bunların üçü galip devlet. Doğru. Rusya, Amerika, İngiltere galip devlet. Ama Fransa ile Çin mağlup devlettir. Fransa 4 sene, 4,5 seneye yakın Nazi işgali altında kalmıştır. Çin ise savaşın sonuna kadar Japon işgali altındaydı. Yani 6 ve 9 Ağustos'ta Nagasaki ve Hiroşima'ya atom bombası atıldı. 1 Eylül'de teslim oldu Japon İmparatoru. O zaman bile Çin'in %90'ı Japon işgali altındaydı. Yani Çin Halk Cumhuriyeti savaşı falan kazanmadı. Fransa da savaşı kazanmadı. Kurtarılmış devletler diyebiliriz. Yani galip ve galip sayılmış devlet diyorum. Bunlara veto yetkisi tanındı. Baştan sakat kuruldu. Yani temelini yanlış attılar. Onun için hocamızın deminden anlattığı gibi, diğer hocamızın anlattığı gibi Ruanda'da, Yemen'de, Kongo'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da hiçbir şey çözülemiyor. Çünkü ya Amerika'nın işine gelmiyor, ya Rusya'nın işine gelmiyor, ya Çin'in işine gelmiyor. Biri veto koyuyor. Bu sistem hep baştan sakat gitti. Dediğiniz gibi 3. bir Dünya Savaşı çıkmadı. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler kuruldu. 3. Dünya Savaşı çıkmadı ama bu sefer dünya değil, bölgesel savaşlar, yerel dünyanın savaşlar. Dünyanın her yerinde. Her yerinde. Işte. Kore oldu, Vietnam oldu, Arap-İsrail savaşları oldu 4 tane, Kongo, Afrika'da dünyanın savaşı oldu, Balkanlar, Kafkaslar, Afganistan, her taraf gidiyor. İran-Irak savaşı oldu. Dünyanın 8'si. Savaşı oldu yani. Artık global olmuyor ama bölgesel savaşlar oldu ve global etkiliyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şeyi, yani o kitabı da yazmasına, bugün de konuşmasına muhtemelen onu yapacak. 2013 yılındadır, dikkat edersiniz. Dünya 5'ten büyüktür. Evet. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın itiraz ettiği, ki çok haklı olarak itiraz ettiği, o 5, o demin saydığım 5 ülke veto yetkisine sahip. Şimdi genel kurulda anlattık demin, yani bize 159'a karşı bir kalıyorduk, şu oluyordu falan, ama genel kurul tavsiye kararları alır. Ekonomik, kültürel, tavsiye, çevre, iklim, yürütme sağlık. Yürütme organı neticede değil. Güvenlik Konseyi. Askeri müdahaleye yetkili olan tek Güvenlik Konseyi'dir. Orada 15 ülke var. Onu değişir. İkişer yıl arayla coğrafi olarak Latin Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika vesaire değişir. Beşi daimi üye. İşte o dünya 5'ten büyüktür diye 2013'te Sayın Cumhurbaşkanımızın itirazı oradan çıktı. Şimdi 14 ülkenin 14'ü de bir başka bir ülkeye tecavüz eden, Birleşmiş Milletler'in anayasasında vardır bu. Bir ülke başka bir ülkenin egemenliğine tecavüz edemez. Öyle bir şey olursa ne yapar? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar alırsa saldırgan ülkeye karşı askeri yaptırım kararı alabilir. Kore'de öyle oldu. Birinci Körfez'de öyle oldu. Biri Soğuk Savaş'ın başlangıcıydı. Orada Sovyetler Birliği yoktu, Çin Halk Cumhuriyeti hiç yoktu. Milliyetçi Çin temsil ediyordu. Sovyetler protesto edip çekilmişti. Amerika kararı çıkarttırdı orada. Kore'ye girdik. O halloldu. İkincisi 1991'deki Körfez'de de Sovyetler Birliği çökmüştü artık. Bir gücü yoktu veto kullanacak. O zaman da kararı çıkarttı. Ama onun dışında hep ya bütün bu bölgeleri hep veto koydular. En iyi örneğini Suriye'de görüyoruz. İşte kaç tane zaten karar üzerine, Rusya ve Çin tarafından. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği orada çıktı. 2013'te Güvenlik Konseyi'ne geldi bu karar. İsrail'e dedi, karşı bu dedi, kararlarda Amerika'nın vetosunu. Tabii, evet, tabii. Hafız Esad, yani oğlu Beşar Esad işte kendi halkına şey yapıyor, katliam yapıyor. Yüz binlerce kişi öldürüyor. Askeri müdahale kararı geldi. Hem Rusya hem Çin ikisi birden veto koydu. Bir tanesi koysa da yetiyor zaten. Onun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür dedi. O zaman başladı bir olay. Anlatabiliyor muyum? O zaman başladı. Ha, ondan önce de Vişne hocamızın da belirttiği gibi Birleşmiş Milletler sisteminde reform her zaman gündeme geliyordu. 1970'lerden beri özellikle başını Japonya ve Almanya'nın çektiği grup. Güvenlik Konseyi'ndeki veto şeyinin gelişmesi, işte Brezilya'da katılsın, Güney Afrika Cumhuriyeti'de katılsın, Mısır ya da Suudi Arabistan gibi bir de Müslüman ülke katılsın falan diye gündeme geliyordu. Ama ilk defa buna karşı çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. O da Suriye olayı. Ondan sonra artık bu dünyanın gündeminde yerleşti.
bugünkü konu yani artık bu Birleşmiş Milletler sisteminin o 45 yılında San Francisco'da kurulan sistemle gitmeyeceği belli. İnşallah 3. bir dünya savaşı olmadan bu adil olmayan sistem kendi kendini düzeltir. Yoksa yani Vişne hocamızın satır aralarında söylediği gibi açıkça söylemedi ama ben onu söyledim. Yoksa bu iş büyük çapta global çatışmaya gidecek. Kötü yerlere gidiyor diyorsunuz. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabından bazı mesajlar var. Bunlara değinmesini beklediğimiz mesajlar Sayın Hocam. Mesela reform yapılabilmesi için öncelikle Güvenlik Konseyi üyelerine verilen veto yetkisinin kaldırılması gerektiğini söylüyor ki bu veto yetkisi kaldırılmadan zaten hiçbir reform çabasının da başarılı olmayacağını. Yani dünyadaki sorunları çözmek ya da bir yeni bir düzen oluşturmaktan sizin ziyade. Sizin kanalınıza yine bu kitabın tanıtımı ve kitapla ilgili bir toplantıya katılmıştım. Bir yine böyle bir şeydi. Orada meşruiyet kavramından özellikle vurguluyor bir bölümünde. Evet. Ve meşruiyet konusu yani Birleşmiş Milletler'in zaman içerisindeki gerçekten özellikle güvenlik konseptinde çok şeylerin değişmesi gerekliliği zaten bu aslında bilinen bir şey. Yani aslında hepimiz bunu biliyoruz ama yani gerçekten bugün Guterres'in mesela en çok o konuyu ele alınması lazım ve orada başladı ben Biden'ın konuşma metnini Biden'ın tam konuşmasını dinleyemedim yola denk geldi fakat belirli satır aralarını biliyorum mesela Covid'den de bahsetti daha bugün Afrika'da aşı olan sayı yok yani aşı olan insan yok daha doğrusu. Böyle bir durumda biz bu pandemiyle bile nasıl mücadele edeceğiz? Yani bırakın onu. Yani şimdi az önce mesela birçok yapılan savaşlardan söz edildi. Savaşlar hala devam ediyor, değil mi? Ve bundan sonraki gerçekten global ben korkuyorum açıkçası. Yani bundan sonraki gerçekten eğer olursa çok büyük bir global çerçevede bir çünkü artık nükleerler var. Evet. Yani nükleer savaş çok büyük. Yani küresel eşitsizlik gittikçe artıyor. BM Genel Sekreterinin söylediği bir söz aklıma geldi de onu hatırlatmak istiyorum. Şimdi salgınla alakalı olarak özellikle aşıyla ilgili olarak söylemişti bugünkü konuşmasında. Evet. Dünyanın bazı yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş kullanılmamış COVID-19 aşılarını çöpte görüyoruz. Evet. Bazı ülkelerde aşı bolluğu, diğer ülkelerde ise boş raflar var. Zengin ülkelerin çoğunluğu aşılandı. Afrikalıların %90'dan fazlası hala ilk dozunu bekliyor. Milyonlar açken milyarderler zevk için uzaya gidiyor. İşte bu çok doğru. Bunu biz de biliyoruz, biz de söylüyoruz. O zaman bununla ilgili acil eylem planına geçmek lazım. İngiltere'nin bir açıklaması vardı. Mesela İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı ama dedi ki o da komik. Yani Türkiye'de olunan aşılar diye. Yani Türkiye'ye örnek vermedi tabii de Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri dışında BioNTech aşısı olanları biz ülkemizde karantinaya tabi tutacağız dedi. Yani kırmızı listeden Türkiye'nin çıkması. Yani bu şu demek. Yani biz şu ülkelerde olan aşılara güvenmiyoruz. Yani bu kadar hayati bir konuda bile aslında bir net bir küresel sistem, bir düzen yok. Yani evet. Bunu başka konularda da görüyoruz aynı şekilde. Ekonomik meselelerde, çevreyle alakalı meselelerde ki iklim krizi bu zirvenin çok çok önemli parçalarından biri. Yani Biden'ın seçim kampanyasında da vardı iklim sürekli. Evet, aynı vaatleri verdi ama ne kadar yerine getireceğini merakla bekliyoruz. Ben biraz gerçekten baktım. Aynı vaatler. Yine karbon salınımının azaltılması, iklim. Evet. Ama işte yani BM gibi büyük bir yapının bu kadar hantallaşması sorunun varlığını kabul etseniz bile harekete geçmenizi bir şekilde engelliyor. Bu sorunu aşmak asıl önemli olan. Mesele şu yani Covid'den yine çıkarsak bahsedersek yani örnek olarak alırsak doğru bazı ülkeler Kanada aklıma geliyor nüfusunun 8 katı 7 katı kadar aşı stoğu yaptı ve bunu bir başarı hikayesi olarak yansıttı. Ama bu başarı hikayesi ne Kanadalıların seyahat özgürlüğünü aslında tam anlamıyla sağladı. Amerika uzun bir süre Kanada ile olan sınırını kapattı. Ya bir ay kadar önce yanlış hatırlamıyorsam. Bir aya kadar önceye kadar öyleydi. Ne de dünyada yani hani bütün Kanadalılar 7-8 kat aşılanabilecek diye Covid krizi durdu.
Yani bu anlamda ülkelerin kendi uluslarının refahı için yapmış oldukları çeşitli önlemler de aslında sorunu çözmüyor. Sonuçta o 8 doz, 9 doz da bitecek eğer Covid krizi geçmezse ve Kanada'da, yani burada Kanada'yı örnek olarak veriyorum, X ülkesi de tekrar sorunla baş başa kalacak. Esas mesele bu. Bu meselenin bir an önce görünerek aslında zengin ülkelerin nasıl bir paylaşım yapacağı, aslında o paylaşım ulusal çıkarı uzun süreli olarak daha uzun anlamlı, vadede çok daha uzun herkesin vadede daha olacak. Fazla işlev sağlayacak. Ama bu noktada bunun önünü açabilecek platformlara ihtiyacımız var. Tabii ki elimizde olan platformlara bakacağız. Yeni platform kuracağımıza. O nedenle de Birleşmiş Milletler'e bakıp Birleşmiş Milletler'deki reformu zorluyoruz. Çünkü yeniden platform kurmak, yeni bir oydaşma sağlamak o kadar kolay değil. Burada işleyen, iyi veya kötü yönleriyle işleyen bir deneyim kazandığımız bir sistem var. O nedenle bu sistemi kurtarmaya çalışmak en doğal, aslında en mantıklı yol. Demin denildiği gibi bu kurtulmazsa zaten esas olarak kaos o zaman çıkabilir. Çünkü sorun büyük silahlar falan değil. Memnuniyetsizlik olunca radikalizm çok basit şekillerde kendini özellikle kurumları meşruiyetten çıkartacak şekilde ortaya çıkıyor. Biz kongre baskınını da gördük değil mi? Yani tarihi görüntülerdi gerçekten. Evet, basit bir memnuniyetsizlik de oysa baktığımızda değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir enflasyon artışı, işte Covid'in durdurulaması vesaire. Dolayısıyla bu tür memnuniyetsizlikler sonuçta nükleer silahlara bile gerek kalmadan bir kaos ortamını hazırlayabiliyorlar. Bunların hepsini görmüş aktörler olarak, yani halklar aktörler olarak, tabii ki sağduyuyla, akılla davranmamız ve diplomasinin olanaklarını genişletmemiz gerekiyor. Bu nedenle de aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın da önünü çektiği bütün bu sağduyulu konuşmalar, seslenişler, dünyanın yani küçük bir kamptan ibaret olmadığını görmek çok önemli. Sağduyulu davranırken, yani artık durum aslında o kadar acil hale geldi ki biraz da acele etmek gerekiyor bu yeni düzene uyum sağlayabilmek için. Yoksa Vişne Hocam'ın da dediği gibi yani ciddi bir memnuniyetsizlik kabararak yükseliyor. Farklı ülkeler, uluslararası siyasetin, artık çok kutuplu dünyanın farklı kutupları bundan ciddi anlamda rahatsız ve bu sorunu çözmek için bu sağduyulu mesajı bir şekilde harekete geçirmek, artık eyleme dönüştürmek lazım. Önümüzdeki dönemde siz görüyor musunuz en azından ABD, Rusya gibi büyük devletlerin gerçekten samimi davranıp bu işe ilme kazandırmak için? Yunanistan'ın sevgisi gibi yani. Hiç samimi davranmayacaklar. Fakat uluslararası şartlar onları zorlayacak. Yani evet, kendileri doğru. Samimiyetinden yapmayacak bunları. Mezbur aman kalacaklar dünya, diyorsun. Üçüncü Dünya evet. Savaşı'na gidiyor. Aman küresel ısınma oldu. Buzullar eridi. Deniz seviyeleri yükseldi. Her taraf Venedik olacak. İşte ürünler kavrulacak güneşten falan filan. Öyle bir dertleri yok. Fakat uluslararası koşullar kendilerine zarar verdiği için mecburen o yola gelecekler. Bakın İsrail örneğini verdi hocamız. İsrail aşılamada en iyi gitti. Ama ne yaptı? Sadece İsrail vatandaşı evet. Yahudilere yaptı. İsrail vatandaşı Araplara yapmadı. Onlar bile işgal ellerinde kalan aşıların tarihi geçecek diye onları bile dağıttı. Aynı bakkaldan alıyor, aynı marka. Onlar ne oldu? İsrail yeniden başladı. Yani yanlışsam düzeltin efendim. Uluslararası hukuka göre işgal altında tuttuğunuz topraklarda dahi önleyici sağlık hizmetleri vermekle mükellefsiniz yani. Onu da yapmadı. Kendi vatandaşı olan Araplara, yani o kendi vatandaşı, işgal altında da değil. Ya vatandaşı sen yani. O araba yapmıyor Müslüman diye, Yahudi'ye yapıyor. Yani bu kadar ayrımcılık, uluslararası hukuka aykırı. Ha ama ne oldu? Kendisi çekti ceremesini. Tabii. İsrail bitirmişti, sıfırlamıştı Covid'i. Sonra patladı sonradan. İşte şimdi, bu küresel ölçekte de aslında işte aşılanamayan Afrika ülkelerinde ya da başka coğrafyalarda değişen, yeni gelişen varyantların ülkeyi tekrar dünyaya şimdi, da geçirmesi gibi. Şimdi hocamız şeyden bahsetti, işte iklim şeyinden, Amerika Biden'ın dedi seçim şeyi falan. Tamam, evet, seçim şeyi. Birleşmiş Milletler iklim şeyi, ta bu ne küresel ısınma ne işte ozon tabakasının delinmesi falan yokken, ta 1997'de Birleşmiş Milletler Kyoto protokolünü, yani gaz salınımının yasaklanmasını şey yaptık, sınırlandırılmasını. En son imzalayan bütün dünya, en son Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani Amerika karbon emisyonunda en büyük paya sahip en büyük şey olarak da, dolayısıyla Amerika ya da Rusya ya da Çin gibi ülkelerin samimi olmasını beklemeyin. Mümkün değil. Ancak
uluslararası şartlar onu zorlayacak. Bakın gene Sayın Hocamız demin nükleer şeylerden yani eskisi gibi değil dedi. Evet. Dünyadaki konflikler, çatışmalar eskiden konvansiyoneldi. Hadi birbirlerini öldürüyorlardı, öldürüyorlardı. 5 sene sürüyordu işte. 1. Dünya Savaşı 4 sene, 2. Dünya Savaşı 6 sene falan filan. Bir şekilde duruyordu. Ama şimdi topyekün birbirlerini yok edecek, dünyayı yok edecek çok kısa da bir şeyde. Çatışmanın gerilimin tarafı olmayacak, ülkeleri de zarar gelecek sıkıntılar. Şimdi nükleer silahlar belli uluslararası anlaşmalarla sınırlandırılmış, kullanılması falan. AGİT'te düşürüldü, INF anlaşmaları, ICBN anlaşmaları epey sınırlandırıldı, kaldırıldı, azaltıldı, kontrollü vesaire. Ama hangi ülkeler? Sadece nükleer silaha hukuken sahip olan ülkeler. Yani Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin falan var. Hindistan'da var. Ama mesela Kuzey Kore yok o anlaşmada. İran yok o anlaşmada. Kuzey Kore ben diyor kullanırım diyor. Geçen gün gene onun bir artist gibi şeyi var. Devlet başkanı saçlarını her sefer değiştirince gene şey yaptı. Füzeleri falan da geçirtti. Ben diyor bunu ve o füzeler şeye kadar Amerika'nın adalarına kadar ulaşıyor. Japonya'yı falan vuruyor, mahvediyor yani. Yani birçok mesele de böyle aslında. Yani uluslararası bir anlaşma ya da uluslararası bir düzen kuruluyor ama ona taraf olmadığınızda taraf da bir yaptırım gücü de olmuyor. Ha, yani bana bir yaptırım yaparsanız da ben bunu kullanırım diye açık açık söylüyor adam yani. Ayrıca yani anlaşmaların bir kısmı da çifte standartlı anlaşmalar. Çünkü Soğuk Savaş çifte standartlı bir yapıydı. Yani iki kutuplu düzen vardı, iki kutubun lideriydi önemli olan ve diğer aktörler farklı statülerdeydiler. Bu çifte standartlı i̇şte, anlaşmalar çok sorunlu yeni aslında. Yeni düzende bu çifte standartı da aşmak için önemli bir fırsat yakalanabilir. Sözünüzü unutmayın lütfen. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Az sonra tekrar birlikte olacağız. M4 Özel'de tekrar karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabını bekliyoruz. Onun öncesinde verilen diğer mesajları tartışıyoruz. BM Genel Kurulu'nda ilk açıklama yapanlardan biri ABD Başkanı Joe Biden'dı. Biden ABD Başkanı sıfatıyla ilk kez genel kurula hitap etti. Aynı zamanda Afganistan'dan çekilmiş olmanın ve Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmiş olmasının doğurduğu ortam. Bir yandan da Avustralya ile yapılan anlaşma ve transatlantik ilişkilerinde Fransa'yı kızdırması nedeniyle yaşanan gerilim var. Bunların ortasında birçok mesaj verdi. Şimdi o mesajlara bakacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı öncesinde. Biden'ın en dikkat çekici sözlerinden biri tabii ki yine Afganistan'daki çekilmeyi savunmasıydı. 20 yıllık savaşı bitirdim diyerek savundu. Ama geride bıraktığı Afganistan'a baktığımız zaman artık Taliban'ın ülkeden yabancı güçleri kovdum diyebileceği bir ortam oluştuğunu ve uluslararası meşruiyet yönünde aslında ciddi bir avantaj kazandığını bu yönde olmasa da henüz görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Biden'ın böyle bir ortamda böyle bir ABD'nin başkanı olarak yaptığı hitabı, mesajları? Yani Biden'ın hani genel olarak konuşmasını nasıl bulduğumu söyleyeyim. Sonra da Afganistan'daki yani genel konuşmasını ben hoş ama boş buldum. Yani boş, altı dolu değildi konuşmanın. Ama hoş olması da gerekiyordu. Çünkü başta Afganistan olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Biden yönetimi altında yapmış olduğu bazı adımlar, yapmış olduğu politikalar çok eleştiriliyor. Etkileri bakımından. Biz şimdi kısa dönemde etkilerini görüyoruz. Uzun dönemde etkileri daha da endişe verici. Dolayısıyla bunun herhangi bir tedbirini de Amerika Birleşik Devletleri almış gibi görünmüyor. Yani uzun dönemli negatif etkilerini, bu yeni kurulmuş olan bu Pasifik'teki işbirliğinin özellikle nükleer ayağının getirmiş olduğu yansımalar da olabilir. Afganistan'da Taliban'ın 2019-2020 anlaşmasıyla Afganistan'da bırakılması, yani Doha anlaşmasıyla Afganistan'da bırakılması da olabilir. Dolayısıyla çok eleştiriliyor. O nedenle bazı hoş mesajlar verdi. Afganistan özelinde de verdi. Yani işte kadın haklarını korumaya devam edeceğiz dedi. İnsanları ayağa kaldırmak, yani kendi işte diplomatik gücümüz, insanları yetiştirme kabiliyetimizi kullanarak bu demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz dedi. Terörizmle mücadeleye devam edeceğiz dedi.
verdi ama bu hoş mesajların altının dolması konusunda Biden yönetiminin hala bir sorun yaşadığını düşünüyoruz. Sondan söyleyeceğimi de belki şu anda söylemeliyim. Biden bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasına gelmeden önce Amerika'da aslında bayağı bir yazılıp çizildi mesele. Ferit Zekeriya vardır. Önemli de bir figürdür aslında. Hem medyada önemli bir figürdür hem de Demokrat Parti ve Uluslararası İlişkiler Camiası'nda, Demokrat Parti'ye verdiği destek Uluslararası İlişkiler Camiası'nda önemli bir figürdür. Ferit Zekeriya Biden'ı destekleyen ama aynı zamanda da uyaran bir yazı yazmıştı. Washington Post olabilir, New York Times olabilir. Demişti ki bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşma bir şans aslında. Trump politikalarından ayrışmayı, hala yani Trump politikalarının geride kaldığını dünyaya anlatmak için bir şans. Neden bu böyle? Çünkü Trump politikaları nasıl eleştiriliyorsa, müttefiklerle arayı açma konusunda olsun, sahayı belirsizleştirme konusunda olsun, silahlanmayı arttırıcı etkiler yaratma, güvensizliği arttırma konusunda olsun, Biden de aynı şekilde eleştiriliyor ve Biden'ın bugünkü konuşması bu endişeleri giderici, bu belirsizlikleri çözücü bir konuşma değildi. Afganistan meselesinde tabii bütün faturayı Biden'a çıkartmamız belki çok anlamlı değil ama çekilişin bu şekilde olmasının faturası Biden'a kesilecek tabii ki. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da işlerin iyi gitmediğinin uzun bir süredir farkındaydı. Biliyorsunuz orada terörizmle savaş hem Afganistan'da olsun hem Irak'ta olsun bunlar farklı şekillerde müdahalelerdi aslında ama orada ulus inşası yani önce ulusun yıkılması, rejim değişikliği sonra da ulus devlet inşası şans üzerinden terörizmle mücadele denilen bir şey önümüze konuluyordu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri bunları reddediyor. Yani bunları yapmadığını söylüyor. Ulus inşa etmek gibi bir amacı olmadığını söylüyor. Çünkü tamamen başarısız olmuş bir proje. Ama Afganistan'da yani başarısız bizim oldu. Bizim derdimiz El-Kaide liderini yakalamaktı. Bahanesi. Evet ya da belli teröristleri yakalamaktı ya da belli radikal unsurları halletmekti gibi bakıyorlar. Öyle olsa bile aslında biz DAEŞ saldırısını daha yeni gördük. Dolayısıyla orada da başarılı olmadıklarını görüyoruz. Yani, Biden de değindi o saldırı evet. Konuşmasında. Dolayısıyla terörizmle hala mücadele edeceğiz demek zorunda Biden zaten. Bunu söylemezse ki İdlib'de bir saldırı yaptılar. İşte Afganistan'da bir saldırı yaptılar. Sonucun başarılı olup olmadığı çok tartışmalı. Çünkü sivil kayıplara da neden oldu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin terörle mücadeleyi bundan sonra nasıl sürdüreceği yolundaki belirsizlik var. Bir süredir vekalet savaşları ve terör örgütleri aracılığıyla terörle mücadeleyi sürdürüyordu. Bu da çok tartışmalı ve sonuçları çok olumsuz olabilecek. Yani burnumuzun dibindeki YPG'den bahsediyoruz. YPG diyebiliriz. Kimi zaman daha radikal örgütlerle de Amerika Birleşik Devletleri'nin sahada ya da batılı aktörlerin sahada işbirliği yaptığı bilgisi bize yansıyor. Yani hani işte DAEŞ'le ilgili yeni dosyalar ortaya çıkıyor. DAEŞ'e karşı El-Kaide. Ya da işte Taliban'a karşı El-Kaide, El-Kaide'ye karşı Taliban vesaire. Bu tür şeyler, yani bu tür terör örgütlerinin terör örgütlerine, radikal unsurların radikal unsurlara karşı kullanılıp aslında terörle mücadelenin yerelleşmesi, yani küresel terörle mücadele çünkü tam anlamıyla başarılı olmadı. Daha radikal örgütler yerel topraklardan ürediler. Onlara karşı mücadeleyi yine yerel radikal unsurlar üzerinden yapmak. Bu son derece aslında sakıncalı bir strateji sonuçları bakımından. Çözüm sağlayan bir strateji de değil. Biz Orta Doğu üzerinde şimdi bahsediyoruz. Afganistan olduğu için Afrika. Başka vekalet savaşlarına, başka büyük güçlerin benzer müdahalelerine zemin hazırlayabilir. Ve sonuç olarak iç savaşa doğru giden bir süreci başlatabilir. Afganistan'da da korku hala o. Sonuç olarak geçici hükümetin ne kadar istikrarlı olduğu soru işareti. Afganistan ekonomik olarak ayakta duran bir devlet değil. Yemen'den bahsetti Sayın Hoca, çok haklı. Yemen, Suriye,
gibi çeşitli örnekler verebiliriz. Bu çökmekte olan ya da bölünmüş, parçalanmış de facto olarak devletlerde aslında bir ekonominin bir bütün olarak işlemediğini görüyoruz. E ne oluyor? Radikalizm, yani açlık, susuzluk, bir aktörü, bir insanı açlığa, susuzluğa mahkum ettiğinizde ne olabilirse o oluyor. Yani dolayısıyla radikalizmin buradan doğacağı ya da en iyi ihtimalle göçle burun buruna kalacağınız malum. Eğer siz göçü de önlerseniz ve bütün aktörleri, birbirleriyle mücadele edecek bütün aktörleri ekonomik olarak işlemeyen bir yere sıkıştırırsanız o zaman ve bunu, buraya da meşruiyet sağlamazsanız o zaman iç savaşa kadar gidebilecek bir süreç başlar. Sonuçta bir patlama yaşanır. Dolayısıyla bugünkü bu mesajlar aslında bu patlama ya da işte sınır komşularıyla güvenlik meselesinde Afganistan'ın bırakıldığı yerle ilgili hiçbir şey söylemiyor bize. Maliyeti Amerika Birleşik Devletleri attı ve bunu bir başarı olarak addetti. Şimdi burada çok dikkat çekici bir detay var aslında. Şimdi ABD Afganistan'ı başından attı dedi Vişnu Hocam ama Sayın Nur Hocam ben size sormak istiyorum. Şimdi Afganistan öyle bir coğrafya ki aslında dünyanın birçok jeopolitik sinir ucunun bir araya geldiği bir yer diyebiliriz Afganistan için. Şimdi ABD'nin çekildiği yeri illaki bir boşluğu bir ülke dolduracak ki şu anda özellikle Çin'i görüyoruz burada çok ciddi şekilde etkili olduğu konusunda. Türkiye'nin başka konularda özellikle havaalanının açık olması konusunda girişimleri oluyor. Yani ABD sizce nasıl bir Afganistan tahayyül ediyordu ki bu kadar hızlı çekildi? Yani bunun olmadığını görüyoruz ama bundan sonra bu işin içinden çıkmak için, bundan başka zararlar görmemek için başka adımlar atacak mıdır? İşte yerel unsurlarla ortaklık dedi Vişnu Hocam. Muhtemelen Taliban'ın tanınması, meşhuriyet kazanması konusunda burada bazı pazarlıklar olabilir. Siz ne diyorsunuz? Bundan sonra ABD'nin çekildiği Afganistan'ı nasıl bir şimdi gelecek şöyle, bekliyor? Aslında Afganistan tabii gerçekten bir çıkmaza döndü. Bir bataklık gibi orası. Giren çıkamıyor. Daha önce 79'da Sovyetler Birliği girmişti. Aynı durumla karşılaştı. Çöktü Sovyetler Birliği. Çöktü. Amerika onu eleştirdi. Saltık anlaşmaları iptal oldu. Sonra aynı Amerika gitti. El-Kaide güya peşinden oraya işgal etti. Ben bugün bir başka kanalda bir Hamid Karzai'nin röportajı, Hamid Karzai'yi izledim. Hamid Karzai diyor ki, evet Amerika bize birçok konuda reform getirdi. Bizim kızlarımız eğitildi. Yurt dışında işte çok güzel eğitimler gördüler. Birçok medeniyet, birçok medeni anlamda yani geliştirildi. Ama en büyük tehlike savaştı. Yani savaş konusunda askeri olarak. Askeri müdahale edildiği zaman Afganistan maalesef bu duruma düştü ve bunun sonuçları da şimdi içinden çıkılır gibi bir durum değil. Yani Amerika bir tarafta insanlara medeniyet hizmet götürüyor ama öbür tarafta da maalesef askeri olarak bugün Irak'ta da farklı değil. Şimdi gelecek son gelinen noktaya baktığımızda Trump döneminde özellikle en başta Çin vardı. Yani Çin. Hatta Çin aşısı, Çin virüsü, Çin aşısı sürekli böyle kavramlar kullanıyordu. Çin'e karşıydı ama Amerika'ya baktığımızda en büyük ticaretini yaptığı ülkelerden biri de Çin. Ve orada çok da yani Çin'e baktığımızda İngiltere'yle de çok büyük ticaretleri var. Yani Çin dünyanın her yerinde. Çin bunu silahlarla yapmıyor. Çin yayılmacı ve ticaretiyle yapıyor. Ekonomik bir savaş var zaten şu anda aslında. En çok da insanları ürküten diyeyim. Ama hegemon kavramına baktığımızda hegemon devlet anlayışında şu anda Amerika tamamen istikrarsızlıkla mücadele ediyor. Yani acaba neoliberalizmde şu durumda sorgulanabilirlik duruma mı geldi? Yani Amerika'nın bundan sonraki durumda, bundan sonraki sistemde acaba bir endişesi mi var? Yani Çin'den başlamak üzere. Tabii Rusya da var. Çin çünkü yanına Rusya'yı da alıyor. Çok önemli bir organizasyon var. Şangay İşbirliği Örgütü. Bunu unutmamak lazım. Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde hem Rusya, yani eski Sovyetler Birliği'ndeki en önemli ülkelerden bir tanesi Rusya Federasyonu, hem orası hem de Çin ittifak halindeler ve Çin bunu hakikaten ekonomik gücüyle yapıyor. Son olarak İran'ı da bir olarak. İran'ı da var. Tabii İran, evet. İran'a temkinle yaklaşılmakla beraber Şangay İşbirliği Örgütü'nde henüz böyle kucaklayıcı bir pozisyonda değil İran ama yine de
yakın gelecekte gerçekten İran önemli. Çünkü bu Suriye meselesinde de İran'la özellikle Rusya'nın ittifakı var. Ama öbür tarafta Amerika'nın bugünkü Biden'ın konuşmasında şöyle aralarda program arasında baktım. Gerçekten İran'ın İran vurgusu yapıldı. Özellikle nükleer konusunda biliyorsunuz Obama döneminde yapılan bir anlaşma vardı. Ve ondan sonra bir takım yaptırımların İran üzerinden kalkması söz konusu oldu ama son gelen son dönemde Trump döneminden de başlamak üzere İran yine kara listede. Hatta ekonomik ambargo uygulandı. Türkiye'de o süreçte hatırlarsanız bir Ağustos'taki döviz krizinden nasibini almıştı. Ama İran şu süreçte Afganistan konusunda da belirleyici. Birçok yerde belirleyici aslında. Yemen konusunu ortaya attık da Yemen'de de İran var. Evet. Suriye'de de İran var. Afganistan'da da İran olacak. Ama Afganistan konusunda Amerika'yı siz sordunuz. Amerika burada tabii Pakistan'a da çok güvenmiyor aslında. Çünkü Pakistan'la Afganistan'ın işbirliği yani şu anki yönetimle özellikle mesela yapılan insani yardımlarda en çok yardımlardan yapan biri Bahreyn, işte Birleşik Arap Emirlikleri ama Pakistan'da var. Yani Pakistan bundan sonraki Afganistan'ın sürecinde yer alacak. Çin'de yer alacak ama Rusya'da yer alacak. Hatta Türkmenistan'da var. Bu da enteresan yani çünkü tabii çok normal aslında bu sınır bölge ülkeleri, bölgesel ülkeler buranın ki yer alacak. Ama Rusya ile özellikle Amerika'nın şu anki Biden döneminde önce Rusya söylendi. Trump'a tam farklı olarak. Yani Rusya sanki eski Soğuk Savaş dönemindeymiş gibi. Hani Soğuk Savaş döneminde iki kutup vardı. Kutubun birini Sovyetler Birliği, birini Amerika Birleşik Devletleri çekiyordu. Şimdi yine sanki aynı tehlike varmış gibi ki Rusya hakikaten eski Rusya değil. Putin döneminde çok gelişti Rusya. Eski hem savunma sanayi olsun. Görüyorsunuz bugün Ukrayna'daki o yaşanan Donbas krizinde Rusya'nın hamleleri bayağı bir meydan okuyucu. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve NATO'ya karşı tutumu. NATO'ya karşı Biden'ın yaklaşma talebi, uluslararası örgütlere daha da yaklaşıyor Trump'ın tersine. Trump bütün uluslararası örgütleri çok kötü gözüyle bakıyordu. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, NATO hepsini dışlayıcı bir durumdayken Biden birden uluslararası örgütlere döndü. Ama şunu söyleyebilirim. Amerika'nın Biden'la çok şu süreçte çok önünün tam bir parlak bir istikrarlılığa kavuşacağını düşünmüyorum. Çünkü mesela bu Afganistan'dan çekilme hamlesi bile çok güzel olmadı. Yani çok şık olmadı. Yani Amerika'ya yani yakışır şekilde olmadı. Başarısızlıklarını bile iyi pazarlayabilen bir ülkedir ama bunu çok iyi pazarlayamadılar. Pazarlayamadılar. Ve açıkçası ben hani Biden çünkü çok tecrübeli bir siyasetçi ve hukukçu aynı zamanda. Hukukçularla biliyorsunuz kimse başı çıkamaz. ama özellikle mesela bu son konuşmalarında bir iki konuşmasını diyeyim. Kongre'den sonraki ve son dönemde Afganistan'dan sonraki. Afganistan'dan boşaltma kararından sonraki konuşmasını dinledim. İnanın ben bir hayal kırıklığına uğradım. Yani bir lider konuşması değildi o konuşma. Gerçekten değildi. Tam tersine böyle bezmiş hani artık ne yapacağını bilmeyip böyle yalnızlaşmış ve bundan sonraki süreçte tekrar bir fonksiyonu olmayacağını bilerek belki de kendisinden sonra yerini alacak kişiye hani durumu bırakarak öyle bir tablo çizdi. Yani Amerika'nın bu hale gelmesi gerçekten benim için bir hayal kırıklığı oldu. Ama yine de tabii ki Amerika'nın çok güçlü olduğunu biliyoruz. Ekonomik olarak dünya devletleri içerisinde çok önemli bir yere sahip. Hani bugün Amerika bitti de hiçbir zaman diyemeyiz. Onu da herkes farkında zaten. Ama demek ki lider seçiminde herhalde yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem Trump'a baktığımızda hem de Biden'a baktığımızda yani Amerika'yı böyle ileriye götürecek ve eski Amerika'nın o dönemlerindeki gibi bir lider göremiyoruz. Yani ABD bir süper güç hala ama artık eskisi kadar da süper değil demek herhalde çok yanlış olmayacak. Yani biraz da işte Rusya, Çin uğraşsın düşüncesiyle belki çekildiler ama çok da Amerikan kamuoyunda da askerlerin geri dönmesini istemelerine rağmen çok olumlu karşılık bulmadığını görüyoruz. Kesinlikle karşı çıkıldı. Yani bu Biden burada büyük hata yaptı.
Yani şimdi Amerika'da çift parti sistemi var. Ya Demokrat Parti geliyor ya Cumhuriyetçi Parti geliyor. Cumhuriyetçi Parti milliyetçi, liberal, iktisadi olan da serbest piyasa ekonomisi ama neo konservatif de yeni liberallerde asker, ordu ve istihbarat güçlü. Yani eski liberaller gibi minimal devlet değil, küçük devlet değil. Ekonomide küçük çekilecek ama orduda, dış politikada, istihbaratta güçlü. Ki bu Ronald Reagan'la başladı. Baba Bush'la devam etti, oğul Bush'la, Trump'la devam etti. Yani bu politika ve dünya hakimiyeti politikasına gidiyor. Yani Kore Savaşı'nda, Vietnam Savaşı vesaire bunlar yaptı. Demokratlar da hep çekingen, içeriye dönük. Efendim sağlık reformları olsun, kültür olsun, yok. Kızılderililere bir takım şeyler yapalım, yok zencilere, yok Hispaniklere, şuraya var. Yani iç politikaya dönük. Bunları iki kere de büyük acı şeklinde bunu ödedi yani şeyler. Bir Kennedy, yani Kennedy'yi şey öldürdü, CIA öldürdü kendi devlet başkanı. Sırf işte Türkiye'den füzeleri, Jüpiter füzeleri çekip şeyle Kuruşçev'le anlaşma imzaladı. Kırmızı hattı bağladı. CIA'yı ve Pentagon'u devre dışı bıraktı. Doğrudan Amerikan başkanı ile Rusya başkanı kırmızı telefonla görüşmeye başladılar. Rusya Küba'dan füzelerini çekti. Amerika Türkiye'den füzelerini çekti. Ha, ne oldu? Hayatıyla ödedi. İkinci bir şekilde ne oldu? Tam 10 sene sonra Nixon başına geldi. Nixon ne yaptı? 71'de gitti. Demin de bahsettiğimiz bile o dünya 5'ten büyüktür'deki o 5 ülkedeki Çin, milliyetçi Çin'de 1972'ye kadar. Tayvan'dı yani Formosa Adası'ndaki. Nixon gitti onu kendi müttefikini bıraktı. Komünist Çin'i aldı Birleşmiş Milletler'e. Orada büyük bir hata yaptı. Sonra 73'te de Vietnam'dan çekti. Aynı şimdi Biden'ın başına gelecek. Bakın Biden ben size buradan söylüyorum. Dönemini tamamlayamayacak. Bir şekilde Biden'ın defterini dürecek Amerikan kendi derin devleti. Büyük hata yaptı yani bu şeyde Afganistan'da. Ki Vietnam'da o zaman Amerikan kamuoyunun %95'i çekilmeden yanaydı. Muazzam bir baskı vardı Amerika'ya. Ya benim çocuklarım niye ölüyor orada? Çünkü Vietnam'ın hiçbir şeyi yok. Ekonomik getirisi yok. Mesela Irak'ı işgal etti 2001'de Amerika. Amerikan kamuoyunun %80'i çünkü petrol geliyor, doğalgaz geliyor. Efendim bütün Orta Doğu'ya hakim. İsrail'in güvenliği var, Türkiye vesaire vesaire. Hiç kimse ona Amerikan kamuoyuna şey yapmadı, karşı çıkmadı. Batılı müttefikler de karşı çıkmadı. İngiltere destek verdi, Almanya destek verdi falan. Ama Vietnam'da batılı müttefikler Amerika'nın karşısındaydı. Çekil oradan diyordu. Amerikan iç kamuoyu da karşısındaydı. Sadece Amerikan derin devleti istiyordu. Niye? Domino teorisi. Yani bir yerde komünizm gelirse domino gibi gider yayılır mayılır durduralım diye. Çekildi 73'te. İki sene sonra ne oldu? Güney Vietnam'dan çekildi yani. Ama orada 3,5 milyon da Kuzey Vietnamlı'yı öldürmüştü Amerikalı yani. Savaşta cephede yenilmedi. Diplomaside yenildi. Çekildi. İki sene sonra Kuzey Vietnam girdi Güney Vietnam'a. Ha o arada 73'te Watergate skandalını çıkarttılar. Onu da defterlediler. Yani bedelini ödedi Amerikan başkanı bu yanlışı. Şimdi Biden ne dedi? Efendim Amerika'nın en uzun savaşı bu. Ne zaman başladı? İşte 11 Eylül 2001. İkiz Kuleler vuruldu işte 2 hafta önce. 20. yılı anıldı vesaire. Ondan sonra Afganistan'a şikayet edildi değil mi? İşte Taliban falan. 20. yılı artık çekileceğim dedi. Ne zaman dedi? Mart ayında dedi. Ben dedi 11 Eylül'de bitireceğim dedi. 11 Eylül'de bitecek. Herkes neyi düşünüyordu? Herkes efendim şeyde Kabil'de gene Amerikan yanlısı rejimin devam edeceği, işte dağlarda, kırsal kesimde Taliban'ın kalacağı 3-4 sene sonra belki Kabil'e yaklaşır diyordu. Daha Amerika çekilmeden, 11 Eylül olmadan Ağustos'un ortasında Taliban girdi Kabil'e. Hiç kimse bunu beklemiyordu. Kimse beklemiyordu. İşin ilginç tarafı kırsalda çok hızlı ilerliyordu gerçekten. Yani burada aslında Amerika'nın Afganistan'a yıllar boyu yaptığı yatırımların ya da verdiği desteklerin de 3 çok trilyon dolar yani Biden söylüyor 3 trilyon görüyoruz. Dolar oraya para gömdük diyor biz Afganistan'a. 300 bin askerini eğittik, donattık en ağır silahlarla. 150 bin memurunun maaşını verdik. 300 bin askeri verdik. Bir tane kurşun atmadılar. Çünkü teslim kağıt üzerinde kalan tugaylar olduğunu gördük daha ama sonra. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Doha Anlaşması'yla Amerika Birleşik Devletleri aslında Kabil hükümetini siz yıkılacaksınız dedi. Yani şimdi yıkılacağınız söylediğiniz bir... Taliban'a ilk meşruiyeti verdiği evet, yer aslında orası. Aynen öyle ve Taliban'ın önüne açtı. Ve ben çekilinceye kadar muhatabım Taliban'dır dedi bir anlamda. Ondan sonra artık Kabil hükümetinin
veya Kabil ordusunun direnmesi veya savaşması yani ki bir anlamda kamikaze gibi bir intihar savaşı gibi bir savaş olacaktı ki çok da anlamlı değildi. Yani altını oyan o anlamda ilk bu anlamda Taliban'ın önüne açan Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü bu şekilde çok daha kolay ve çok daha zararsız bir çekilmeyi sağlayabileceğini düşündüğünü ben düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani ilginçtir, lafınızı kestim. Örgüt siyasi ofisini bile onların talebi üzerine kurdu. Tabii, bütün bu süreçlerde yani hani bakarsanız Doha çok önemli bir merkez ama Doha Amerika Birleşik Devletleri açısından da önemli. Dolayısıyla bu sürecin dışında değildi Amerika Birleşik Devletleri. Ya Amerika çekildi ve Taliban oraya geldi değil. Amerika aslında Taliban'ın önüne açarak çekildi. Fakat DAEŞ'in saldırısı o anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu planını da bozdu. Bu da bize şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri kağıt üzerinde planlar yapabilir ve bu kağıt üzerindeki planları devam edebilir. Ama sahada bazı gerçeklikler ve çarpışmalar var ve bu çarpışmalar Amerika Birleşik Devletleri için maliyet üretmeye devam ediyor aslında. Amerika Birleşik Devletleri güçlü, evet, ama en güçlü dönemi değil belki ama güçlü hala. Ama sonuçlar açısından başarılı değil. Yani istediği sonuçları istediği kadar az maliyete alamıyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri için bir sorun. Çünkü sistemde rakipler de var. Evet, bugün Amerika ile eşdeğer değiller belki güç olarak ama eğer onlar daha az maliyetle daha istedikleri sonuçları alıyorlarsa... Ki genelde öyle oluyor. Genelde öyle oluyor. Çünkü bakarsanız Kırım çok değerliydi. Başka bir yere gitti. Güneydoğu Asya'da şimdi hani Pasifik'e dönülüyor falan ama Pasifik'e dönülürken Çin'in askeri gücünü abartmamak lazım ama azımsamamak da lazım. Elde ettiği bazı donanma kapasitelerine baktığımızda oldukça önemli. Dolayısıyla bu durdurulamamış. Yanlış hatırlamıyorsam roket teknolojisinde artık ciddi ilerlemeler, evet, sağladı. Amerikan raporlarında da geçiyordu. Kesinlikle. Bunlar önemli detaylar. Roket, siber teknoloji, füze teknolojisi ve siber teknolojisi Çin'in zaten vardı ama donanma kapasitesi özellikle son 10 yılda çok gelişti. Bu da Pasifik'teki hakimiyet mücadelesi söz konusu olduğunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin topraklarının da ana yurdunun da Pasifik'te yakın yani menzilde olduğunu düşünürsek önemli. Dolayısıyla baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri her istediği sonucu istediği kadar ucuza kapatamıyor. Bu gücünün tam karşılığını alamıyor demek aslında sahada. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı politikalarının aslında iyi stratejiler olmadığını bize gösteriyor. Trump döneminde de iyi değildi, Obama döneminde de iyi değildi, Biden döneminde de iyi değil. Böyle bir silsile var. Bu silsileyi değiştirmek de Amerika Birleşik Devletleri'nin meselesi. O bizim meselemiz değil. Biz bunun negatif etkilerini aza indirmek, olumlu fırsat açtığı fırsat pencerelerinden de nasıl yararlanabiliriz diye analiz ediyoruz. Belki Kabil'de atılan adımlar da bu konuda önemli getiriler sağlayabilir. Saynur Hocam, size sormak istiyorum. Şimdi az önce Vişnu Hocam'ın da bahsettiği atılan adımlar karşısında yapılan masraflar ya da ödenen bedellerin çok yüksek olduğunu söylüyordu Vişnu Hocam. Avustralya'yla yapılan denizaltı anlaşması son günlerin en çok konuşulan meselelerinden biri. Zaten Biden'ın... Fransa'yı çılgına çeviren. Evet, Biden'ın diyeceği de merak ediyordu. Avustralya üzerinde şöyle bir durum var. Avustralya bildiğimiz kadarıyla nükleer güce sahip olmadan nükleer denizaltıya sahip, evet, olacak ilk ülkede olacak dünyada. Bu da çok ciddi dikkat çekici bir durum. Fransa'yı çok ciddi anlamda kızdırdılar. Yani ABD ve Avrupa arasında transatlantik ilişkilerinde çok ciddi gerilimler de yaşanmaya başlandı. Fransa'nın tepkilerine Avrupa Birliği de destek verdi, arka çıktı. Evet. Yani bunun da başka bedelleri olacak gibi görünüyor ABD ve Biden yönetimi için. Sanki yeni bir sisteme mi giriliyor acaba? Yeni bir dünya düzeni içerisindeyiz. Yeni dünya düzeni içerisinde çok farklı, eskiye dönüş mü? Yani Trump hani döneminde vardı gerilimler. Evet, Biden bunları aşıp daha ılımlı bir politika izleyeceğini söylüyordu. Biden döneminde de aynı gerilimleri yaşamaya başladı. İşte size başlangıçta söylediğim oydu aslında. Ben Biden'dan çok daha farklı bir çıkış. Hatta biz burada değerlendirmiştik sanırım.
sanırım. Bekliyordu. Biden'ın seçim döneminde, Amerikan seçimlerinde kongre baskını sonrası özellikle Biden'dan ben tam bir diplomasiyi iyi bilen eski bir siyasetçi olarak çok daha uluslararası örgütlere yönelik daha böyle işbirlikçi, hatta Türkiye'ye karşı da daha uzlaşmacı ve daha eski yani Obama'nın devamı niteliğinde açıkçası düşündüm. Bir nevi yani böyle bir daha bir hard power değil de daha soft power ve uluslararası örgütlere yönelik hareket edeceğini düşündüm. Ama son noktada birçok ülke kızıyor. Fransa yani başta olmak üzere. Fransa ABD'nin. Evet. Ya bunu hesap etmemiş olabilirler mi? Zannetmiyorum ama belki bu kadar büyük bir tepki gelişiyor. Evet. Bu çok önceden planlanmış ama bir stratejiydi. Evet. Ama bakarsın, bir günlük olay değil bu yani. Yani ABD Birleşmiş Milletler'de ama Biden Avustralya Başbakanı ve yine telefonla da şeyle Johnson'la yani Birleşik Krallık Başbakanı ile görüşecek. Dolayısıyla Fransa ile gerilim mi yatıştıracak bir şey yapmış değil. Dolayısıyla hani Fransa en önemli müttefiki mi onu bilemeyiz. Verilen mesaj açısından çok değil. Zaten artık Fransız Dışişleri Bakanı eski ortaklarımız diye bahsetmeye başladı. Ama bu Fransa'ya karşı yapılmadı bu strateji. Demin Vişnecan çok da bu Çin'e karşı. Tabii, zaten ilk evet. Çin söyledi. Tabii. Bu bana karşıdır dedi. Tabii. Çin'in Pasifik'teki tabii. genişlemesine karşı yapıldı. Fransa niye alındı üstüne? İşin ilginç tarafı o yani. Çin'e karşı atılan adım da Fransa'dan niye daha yüksek ses. Hayır. İşte onun için Çin ikinci planda kaldı. Fransa 1952'de başladı nükleer şeyleri. 55'te atom bombası patladı. Avustralya Antarktika arasındaki bölgede nükleer şeylerini yapıyordu, denemelerini. 1975-80'lere kadar orada yaptı. Orası Fransa'nın nükleer deneme alanı. Oradan atıldı diye şey yaptı. Ama Amerika bu strateji ta Trump zamanında yapılan bir şey. Yani bu anlaşma iki gün önce Biden'ın önüne gelmedi. Hazırdı zaten bu anlaşma ve Çin'in sınırlandırılması. Pasifik'e ve Hint Okyanusu sınırlandırılması anlaşması bu. Ama ucu Fransa'ya dokundu. Fransa Canberra'daki büyükelçisini çekti, Washington'daki büyükelçisini çekti, bana karşı yapılmıştır yani falan diye. Anlaşmanın bedeli düşünülürse gerçekten de canının yandığını ama söylemek lazım. Ama zaten 20 senedir de o bölgede nükleer şey yapamıyordu, yasaklanmıştı zaten. Ama kendi arka bahçem diye telakki ediyordu Fransa, vay benim ayağıma bastılar diye bastı. Halbuki hiç Fransa'yla da ilgisi yok, dediğim gibi Çin'e karşı yapılmış bir olaydır. Fakat Fransa çok alıngandır. Yani ben Fransız Lisesi'nde okuduğum için çok iyi biliyorum Fransızların şeyini. Charles de Gaulle. Yani 4,5 sene Londra'da sürgün hükümetiydi. İngiltere bunu başbakan olarak onu tanıdı. Vichy hükümetini tanımadı, şunu tanımadı. Normandiya'ya Amerika, İngiltere birlikte çıktılar. Paris'e Charles de Gaulle'u İngiltere ile Amerika soktu. Yani egemenliğin hükümranlığına Amerika'ya ve İngiltere'ye borçlu Fransa. Ama ne yaptı? Charles de Gaulle aşırı da bir antikomünisti genelde. Gitti 1966'da NATO'dan çıktı. Rusya ile komünist Rusya ile anlaşma imzaladı. Amerika'ya şey koydu ve İngiltere'nin 3 kere Avrupa Birliği'ne girmesine veto koydu vesaire. İngiltere ve Amerika düşmanlığı yaptı. Halbuki egemenliğini ve bağımsızlığını İngiltere ve Amerika'ya. Yani Fransızlar çok böyle şeydir, santimental, duygusal olarak giderler. Buna da öyle baktı. Bak bu Çin'e karşı yapılan bir olay. Ama Fransa'ya dokundu. Ama şunu da söylemeliyiz. Fransa'nın bir zararı var. Yani hedef Çin doğru ama Fransa konvansiyonel denizaltı anlaşması yapmış da. Dizel denizaltı satacak. Evet. Tabii ki Avustralya normal olarak yani normal olarak değil bir aklı selimle hareket ederek nükleer denizaltının konvansiyonel denizaltıdan daha büyük bir caydırıcı gücü olduğunu hesapladı. Bu konuda da işbirliği yapmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olunca o tarafı tercih etti. Hem bir maddi kayıp var hem de bu anlamda stratejik bir ortaklık bu anlamda biraz havaya uçtu. Yani Fransa'nın Avustralya ile beraber Pasifik'te geliştirebileceği. Dolayısıyla bir zarara uğradı Fransa. Yani zarara uğradığı için de Amerika bizim sözde müttefikimiz mi diye sordu. Çünkü Amerika bir stratejik hedef koydu ama müttefikine de zarar verdi. Yani Fransa'nın gönlünü almak için herhalde bu anlaşmanın tazminatını ödemek gerekecek. Onun da Amerika'nın cebinden mi çıkacağını merak ediyoruz. İki İngiliz gemisi Pasifik Okyanusu'na çıktı değil mi? Öyle mi? Bunun hı. üzerine. Evet. Az sonra devam edelim. Kaldığımız yerden sevgili seyirciler biraz sonra tekrar birlikte olacağız. Müzik 24 Özel'den tekrar merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabını izledik hep birlikte. Yaklaşık 30 dakika süren bir
konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birçok önemli konudan bahsetti. Salgın, Afganistan, Suriye, göç akını, Libya, Filistin, Kafkaslar, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Avrupa Birliği, iklim değişikliği ve çevre bunlardan önemli alanlarıydı. En büyük bölümü konuşmasında iklim değişikliği ve çevreye ayırması oldukça dikkat çekici Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Verdiği önemli bir haber de vardı bu konuda. Bu gerçekten dikkat çekici bir haberdi. Paris İklim Anlaşması'nın önümüzdeki ay meclis onayına sunulacağını açıkladı Cumhurbaşkanı. Paris İklim Anlaşması gerçekten iklim değişikliğini dizginleyebilmek, kontrol altında en azından tutabilmek için çok önemli. Nasıl yorumluyorsunuz Türkiye'nin hamlesini, açıklamayı? Evet, aslında çok önemli gerçekten. Süredir de arada acaba Türkiye bu tür bir onay mekanizmasını çalıştıracak mı diye tartışılıyordu. Çünkü yeşil mutabakata Türkiye aslında benimsemiş, yani Avrupa Birliği'nin bir yeşil mutabakatı var ve karbon kullanımının azaltılması, hatta ekonominin karbon ötesine, yani karbon dekarbonizasyon dediğimiz karbonsuzlaştırmaya, karbon nötr bir şekilde tekrar yeniden yapılandırılmasına dayalı bir anlaşma. Dolayısıyla Türkiye zaten bu anlamda yeşil mutabakata Sayın Cumhurbaşkanımız da değindi. Kendi politikaları içerisine almıştı. O nedenle aslında Paris İklim Anlaşması da bunun bir uzantısı şeklinde. Bugün verdiği müjde bunun bir uzantısı şeklinde. Paris İklim Anlaşması bir uluslararası rejim oluşturması bakımından önemli. Çünkü rejimler biliyorsunuz belli bir oydaşmaya, bir küresel oydaşmaya dayanıyor ve bir norm oluşturuyor sonuçta. Bu norm konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği rezervasyon da önemli. Yani sorumlulukların adil paylaşılması konusunda. Bu sadece 2015'teki çeşitli çifte standartlar üzerinde değil. Biliyorsunuz karbon salınımının, endüstrileşmenin iklime verdiği zarar ta sanayi devrimiyle başlatılıyor. Ve sanayi devrimi dediğimizde 19. yüzyıla gidiyoruz. Öyle ki 19. yüzyılda sanayisi gelişmeyen ülkelerden de bugün aynı sorumluluğun altına girmesi bekleniyor. Bu tabii adil bir çözüm değil aslında. Sorumluluk bu konuda, özellikle başta o ilk sanayi devrimini yakalayan ülkeler, işte İngiltere aklımıza geliyor ve sonrasında hızlı sanayileşen Rusya, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler dahilinde sorumluluk adil bir şekilde paylaşılmalı. Bu konuda Türkiye'nin zaten rezervasyonunu hep belirtiyordu. Dolayısıyla mesela 2015'teki o çifte standart ya da ayrışmadan ziyade aslında çok daha derine giden bu sanayileşmiş ülkelerin sorumluluk altına girmesi. Ancak bugün tabii Cumhurbaşkanımızın söylediği o dünya beşten büyüktür atıfını iklim değişikliği konusunda tekrarlaması önemli. Türkiye bu anlamda küresel yönetişime destek vermeye devam ediyor. Aslında Birleşmiş Milletler de o küresel yönetişimin bir parçası. Yani Türkiye reform isteyen, revizyonist olmayan, revizyonizme karşı aslında iyileşmenin, uluslararası rejimlerin iyileşmesinin altını çizen bir ülke olmaya devam ediyor. Genel bütün konuşmanın havası, atmosferi de bu şekildeydi. Yani sonuca ulaşmakta daha hakkaniyetli yöntem farklılıkları talep ediyor aslında. Demek yanlış olmayacak. Evet, ama bugün geldiğimiz noktada tabii iklim değişikliği ve ulusal, uluslararası felaketlerin boyutları da meydanda. Dolayısıyla dünya beşten büyük olduğu gibi sorumlulukları da sadece beş ülke, yani beş ülkenin sorumluluğu var ve alıyorlar ya da almıyorlar. Bu konuda eleştiriler devam edebilir ama bu eleştirilerle beraber kapasite sahibi ülkeler de uluslararası norm kurmaya katkıda bulunan, bu anlamda meşrulaştırıcı kendini gören ülkeler de Türkiye gibi katkıda bulunmaya adım atmak istiyor. Katkıda bulunma konusunda kararlılığını iletiyor. Bu bakımdan son derece önemli. Türkiye gibi kendi bölgesinde güçlü olan
çeşitli demin bahsettik deneyimler yaşayan, olumlu olumsuz deneyimler yaşamış ve bunları derslere döndürmüş bir ülkenin bugün uluslararası sisteme verdiği destek çok önemli aslında. Bunu reform talebiyle beraber yapması kayda değer bir şans. Bu aslında bölgesel devletlerle küresel devletlerin iyi çalışabildiği bir işbirliği sürecini de beraberinde getirebilir. O nedenle mesela Sayın Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz'deki konferansa da değindi. Diplomasiye değindi. Tüm bunlar aslında birbirini bütünleyen bir bütün. Bu şansın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah da uluslararası toplum bu şansı hep beraber değerlendirir. Çünkü bu tür bir işbirliği sürecine ihtiyaç var. Yani uluslararası toplum, uluslararası sistem genelde ihtilaflar ve bunları çözme üzerine işleyen bir sistem ama tüm dünyayı etkileyen işte iklim krizi gibi büyük göç dalgaları gibi sorunlar belki de bir birlikte çalışma kültürünün de oluşmasına yani her şerde bir hayır vardı dedikleri o hayrın da belki çıkmasına sebep olabilir. Erdoğan'ın açıklamasında tarihi sorumluluğu olan ülkeler elini taşın altına koymalı diyordu yani çok açık ve net bir ifade. Çünkü iklim anlaşmasında bir külfet paylaşımından bahsediliyor ama bu külfet paylaşımının pek de hakkaniyetli olmadığını biliyoruz ve tartışılıyordu bu da. Bunun bir çözümü en azından kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarda sağlanmış olabilir. Şimdi ne diyorsunuz? Ben biraz açayım. Sayın Cumhurbaşkanımız 29 dakika konuştu. Bunun 12 dakikası iklim değişikliği ve çevre yani 1/3'ünden fazlasını buraya verdi. Şimdi bunun arkasında ne var? Yani sadece işte efendim ozon tabakası delindi, işte her taraf işte buzul tabakaları eridi, 1 metre denizler yükseldi, işte tarım ürünleri şu oldu bu oldu falan değil. Bakın savaşların nedeni de buradan. Şimdi Vişne hocamız bahsetti işte dekarbonizasyon. Birinci ve ikinci dünya savaşının sebebi budur. Kömür ve demir madenlerine sahip olmak. Çünkü sanayi devrimi, demin Vişne hocamız çok iyi bahsetti. Sanayi devrimi kömür ateşinde demirin ergitilip çelik yapılması ve bu şekilde gelişti. Ve gerek Birinci Dünya Savaşı, Alsace-Lorraine ve gerek ikinci dünya bu savaş yani bu kaynaklara sahip olmak için çıktı. Şimdi Avrupa Birliği'nin temelinde de temeli bu Avrupa kömür çelik depolarının zaten için kömür çelik. Evet bunun için oldu yani savaşlar oradan çıkıyordu. Şimdi savaş çıkarsa petrol ve doğalgazdan çıkacak ve Orta Doğu'da çıkacak artık şeyde değil Avrupa'da değil Avrupa halletti kendi işini ancak kömür ve çelik tamam savaşları çıkarttı şimdi onu hallettiler ama çevreyi nasıl girdi? İşte Avrupa Birliği'nin ortak çevre politikası var. Bu Birleşmiş Milletler'in Kyoto protokolünden çok önemli ve çok daha rigiddir. Çok daha serttir uygulamaları. Ne yaptı Avrupa buna uymak için? Ta 1990'larda. O zaman bugünkü Polonya, Macaristan, Çekoslovakya tek bir devletti. Bulgaristan, Romanya, Baltık ülkeleri komünist ülkelerdi. Yani demir perde ülkeleriydi. Avrupa, Almanya başta olmak üzere Belçika, Hollanda'yı, Fransa ağır sanayini bu ülkelere kaydırdı. Çünkü bunlar Avrupa Birliği'nin dışında, Avrupa Birliği'nin çevre politikasının dışında. Önce oraya kaydırdılar. Onlar da Avrupa Birliği'ne gidiyor, şimdi Çin'e kaydılar. Hani demin hocalarımız bahsetti ya, Çin dünyanın en büyük ticaret partneri oradan geliyor. Şimdi Çin'e kaydı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel dedi. Şimdi sizi yani hem katı atık, hem sıvı atık, hem gaz, her türlü şeyi bu sanayiden çıkıyor. En çok da çevre kirleten kömürdü. Şimdi Avrupa Birliği enerji politikasında kömürü kaldırdı. Bitti. Ama sanayilerini kaydırdıkları için dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi aynı zamanda. Tüketicisi. Bir en büyük enerji tüketicisi. Sudan meselesi falan odur yani şey olaraktan. Onun için Uygur Türklerini yaşı Sincan'ı işgal etti. 40 milyon Türk yaşıyordu. 100 milyon Çinliyi batıdan doğuya getirdi. Orayı Türkleri azınlığa getirdi. Çünkü orada petrol var. Şimdi bu enerji savaşları, 1. 2. Dünya Savaşı bu kömürün yani çok daha büyük zararı var çevreye de. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki bunu diyor gelişmiş ülkeler yaptı. Yani Vişne Hoca'nın belirttiği gibi sanayi devrimi çıkanlar ve bedelini de onlar ödemek zorunda diyor. Siz de daha önce söylemiştiniz. Şimdi bu Paris şeyini biz zaten onaylamıştık, imzalamıştık da ratifikasyon yani meclis şeyine geçmemişti. Çünkü bizi gelişmiş ülkeler şeyine koydular. Onların uzaya havaya salacağı gaz miktarı belli. Hatta bunun borsası çıktı. Yani daha az şey yapılıyorsa siz mesela size verdiler 100 ton ancak gaz çıkar salabilirsin fezaya.
Senin 150 çıkıyor yani sanayini, ekonomini batıracak. Gidiyorsun başka bir ülkenin hakkını, kotasını satın alıyorsun. Bunun bile borsası çıktı. Dolayısıyla Türkiye gelişmiş ülke statüsüne koyaraktan bize daha az üretmemize neden olacaktı. Bunun pazarlıklarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle anlıyoruz ki bizim lehimize gelmiş. Onun için meclise de sunuluyor. Ancak bu iklim meselesi, yani Sayın Cumhurbaşkanımız benim saydığım 26 ayrı konu başlığına değindi, çok güzel. Ama üçte birinden fazlasını iklim vesaire, yani sadece iklim ve çevre diye mütalaa etmememiz lazım. Yani Birleşmiş Milletler'in ana gündemlerinden biri de bu. Biri, bu da aslında tehlikenin ne kadar yakın ve büyük olduğunu göstermesi. Yani tehlike ekonomik, insanlık için. Hem siyasi insanlık için. Sorun. Her bakımdan, yani gıda tedariki bakımından, yaşam hava tedariki bakımından ve enerji kaynaklarına sahip olma ve savaş değil, her bakımdan önemli bir şey. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bir numaralı maddesi haline getirdi. Ağırlık bakımından. Türkiye açısından da sevindirici bir şey. Yani bize haksız bir kota tanınmıştı. Almanya, Fransa gibi çok fazla havayı kirletenlerle bize aynı kotayı şey yapmışlar. Bu bir haksızlık. Biz sanayileşmeye çok sonra başladık. Yani 1950'lerde başladık neredeyse. Onlar 1750'lerde başladı, İngiltere vesaire. Dolayısıyla bizim aynı kotaya konmamız haksızlıktı. Onun için onayladık ama meclis şey, yani imzaladık ama onaylamamıştık. Şimdi onaylıyoruz da. Avrupa Birliği ama çok daha ileri gitti. Ne yaptı? Enerji politikasını da değiştirdi. Yani sadece çevre politikası değil, enerji. Yenilebilir enerjiye geçti. Kömürü zaten bırakmışlardı. Şimdi yasakladılar. Petrol ve petrolün yerine doğalgaza ikame etmişlerdi. O 73 Arap İsrail 1. 2. petrol krizleri 73-79. Biz de çok kötü yaşadık. Siz gençsiniz, hatırlamazsınız. Biz hazırladık yani. Benzin kuyruklarında, petrol kuyruklarında çok saatlerce beklediğimizi hatırlıyoruz. Doğalgaza geçmişti. Şimdi doğalgaz krizini biliyorsunuz. Ukrayna'da olanları, Macaristan'da olanları. Şimdi daha yeni şeyler. Rüzgar, güneş enerjisi, tabii nükleer de var. Nükleer enerji o tehlikeli de bir şey. Gibi yeni hidrojen enerjisi gibi yenilebilir enerji. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız gene belirtti, benim eşim dedi, Emine Hanım işte katatın dönüştürülmesi, yani gitmesi, yeniden dönüştürülüp yeniden kullanılabilir hale gelmesi, böylece atıklardan da kurtuluyorsunuz, yeniden enerji üretiyorsunuz. Bütün dünya buna gitti. Yani atılmış şeylerden elektrik enerjisi üretiliyor. Hem ucuz oluyor, hem de atıkların çevreyi kirletmesinden, zehirlemesinden engel. Dünya buna gidiyor. Avrupa buna çok önce gitti. Avrupa enerji olarak da Fransa, Almanya, mesela Almanya ki kömür üreten Ruhr, Saar bölgesi vazgeçti. Nükleer enerji, güneş enerjisi, hidroelektriklere geçti. Fransa ona geçti ve Avrupa Birliği geçti. Türkiye olaraktan da biz de buna gidiyoruz. Yani su... dan hidroelektrikten şey yapılan temiz enerjidir. Yenilenebilir enerji. Rüzgardan alınan temiz enerjidir. Yani güneşten alınan temiz enerji ve devamlı yenileniyor. Kullanılıp da bitmiyor. Bir şey gibi. Dünya buna geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız üçte birinden fazlasını buna ayırması Türkiye'nin verdiği önemi gösteriyor bir şeyde. Ama diğer konulara yapalım mı? Bir tur daha mı atalım? Yani? Ben Saydır Hocam'a da bir sormak istiyorum. 25 tane ondan sonra diğer var. Konulara çünkü, devam tamam. edeceğiz hızlıca. Hocam şimdi yani dünyada evet ülkeler arasında bir sürü sorun var, bir sürü problem var ama çevre tek, yani çevre hepimizin, bütün evet. insanlığın ortak malı. Cumhurbaşkanı da bahsettiği gibi yani 1,1 derecelik artışta bile yaşanan afetleri ki günlük hayatımızda artık hisseder olduk. Yani Almanya gibi gelişmiş ülkelerde birçok can kaybını yol açan selleri görebiliyoruz. Bazı bölgelerde yıllık yağışın yarısının bir bölgeye yarım saat içinde düştüğünü görebiliyoruz. Kuraklığı görüyoruz ki belki de birçokların dediği gibi gelecek savaşlardan biri bu su yüzünden çıkması muhtemel. Ben onu yazdım zaten. Göllerin kuruması, Aral Gölü mesela, Aral Çevre Felaketi'nden tutun. Yarın öbür gün petrolsüz yaşayabiliriz ama susuz yaşayamayız. Su savaşları çıkacak. Ben bunu hep söylüyorum. Ve yani kuraklığa doğru gidiyoruz. Bunun sorumlusu olan ülkelerin yanında bunun sorumluluğunu çok daha düşük miktarlarda, ölçeklerde paylaşan ülkeler de bu sorundan ciddi şekilde etkileniyor. İşte Türkiye'de de bunu yaşıyoruz. Başka ülkelerde de yaşıyoruz. Cumhurbaşkanının dediği karbon nötr meselesi aslında bunların çözülmesi için işte kömürün, petrolün, karbon emisyonunu azaltacak malzemeleri kullanmamamız lazım artık. Bu hemen olacak bir şey değil ama ülkelere ciddi ekonomik maliyetler de getiriyor. Bu külfet paylaşımında ABD'den pek ses duyduğumuzu söyleyemeyeceğim. Evet yani
olmalı diyor, karbon nötr olmalı. Hı hı. İşte dünyaya yardım edebiliriz. Ama şimdiye kadar ciddi bir yardım, ciddi bir adım sizin hafızanızda atılmadıysa, beliriyor mu? Ya ben bilmiyorum, belki hocalarım biliyordur. Ama Uğur hocamın da, Vişne hocamın da bahsettiği gibi bu kömür çelik hakikaten sanayileşmeyi ben hep anlatırım. Sanayileşmeyle birlikte zaten aslında hani insanlar medenileştikçe aslında tehditler de oluşmaya başlıyor. Yani bu en önemli sorunlardan biri ve küresel bir tehdit. Amerika ve gelişmiş ülkeler, yani Almanya mesela, Almanya bir sanayi ülkesidir. Bunun çok maliyetli olmasıyla birlikte çözüme çok kolay gidileceğini düşünmüyorum ben. Her ne kadar iklim anlaşmaları, işte çevre felaketleri, Cumhurbaşkanımız biyoçeşitlilik kaybı, iklim değişikliği, bunun çok büyük boyutlarından, küresel boyutlarından söz etti. Dünya bir tehditle gerçekten yüz yüze. Ama tabii ki aslında bu tehdidi oluşturan ülkeler, yani aynı zamanda sorundan bahseden ülkeler, sorunun da bir parçası. Ama çözümün parçası olmak gerekiyor. Bunda Türkiye'nin attığı adım önemli. Ama diğer ülkelerin de buna en başta, yani sadece Birleşmiş Milletler'in toplantılarında bunu gündeme getirmek değil, bunu eyleme dönüştürmek somut gerekiyor. Somut adım görmek istiyor. Aynen. Herkese. Yani sorunun çözümü. Yani bunu yapmak da çok kolay değil. Size söyledim. Çok maliyeti olan bir şey. Evet. Ama önümüzdeki dönemde eğer dünyanın sonunu getirmek istemiyorsak veya insanlığın sonunu getirmek istemiyorsak bunların yapılması lazım. Yani olmazsa olmaz yani bir şey. Yani iklim krizinden çok daha basit bir sorun aslında günümüzde yaşadığımız küresel salgın, her ne kadar büyük bir problem olsa da orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan dediği önemli bir mesaj. Ben isterseniz verdi. Bir toparlayayım mı neler söylediğini? Tabii, ben not almıştım çünkü kısa kısa başlıklarla çok kısa, aslında 20 dakikada birçok şey özetlendi. Evet. Ben de şaşırdım, bayağı bir başlıklar çok var. Çok güzel hatırlanmış bir şey. İlk başta sistematik. Covid'den bahsetti. Dünyadaki 4.6 milyon insan kaybı ve bu bütün insanlığı global düşünüyoruz. Sadece ülkesel değil. Volkan Bozkır'dan bahsetti. Gurur duyuyoruz tabii ki kendisiyle. Çok güzel bir görev yaptı. Aşı milliyetçiliğinden bahsetti. Bunu hepimiz yaşadık. İşte biliyorsunuz, siz de bahsettiniz programınızda başında. Dediniz ki bazı ülkelerin ellerinde aşı kaldı ve bu aşının tarihleri geçtiği halde bunu yok ettiler. Veya işte İsrail örneği var, Kanada örneği var, aşılar var. Ama bunlar hala Afrika'ya gönderilmedi. Evet, Cumhurbaşkanı biz, burada söylediği söz, lafınızı kestim. Türkovak aşısının dünyanın kullanımına sunulması. Onu da söyleyeceğim. Mesela, ben zaten önemli. Hep söylüyordum bütün programlarda hangi aşıyı olacaksınız. Ben diyordum hep yerli aşı olacağım. Türkovak ama yetişmedi. Bundan sonra faz 3 denemesinden sonra inşallah Türkovak dünyada olacak. Ondan bahsetti. Aşı milliyetçiliği gerçekten insani değil. Humaniter de değil. Yani çünkü burada Afrika'dan, bir kıtadan, koskoca bir kıtadan eğer gerçekten bir tehlike ve bir pandemi döneminde yaşıyorsak, biz oradaki insanları aşılamadan, Hindistan'daki insanları aşılamadan bu pandemiyle başa çıkamayız. Çünkü bu yayılır gider. Bunun mutantları çıkar, bir sürü bir şey yani çıkar. Hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem Birleşmiş Milletler'in başından beri söylediği mesele. Aynen öyle. Mesela İngiltere en çok bu gruplarla karşı karşıya. Şimdi kendisinde uygulanmayan ülkelere kabul etmiyor. Bizim de oraya kabul etmememiz lazım bence. Çünkü en çok çeşitlilik orada var. En çok yaygın. Diğer bir başlık. Küresel işbirliği, salgınlara karşı bir belki bir toplantıların yapılması, yani böylece karşılıklı işbirliği sağlanması. Özellikle Birleşmiş Milletler de bunu söylüyor ki bütün ülkelerin işbirliğiyle. Suriye konusuna değindi. Suriye'de özellikle ülkemize gelen geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin yakın bir gelecekte kendi ülkelerine gönderilmesi. 460 bin kişi dedi mi hocam? 462 bin kişi bizim güvenlik yaptığımız yere geri dönenler. Geri dönenlerden, ama tabii bunu da tek başına Türkiye'nin altından kalkması çok söz konusu olamaz. Mutlaka diğer devletlerin, hani en başta işte geri kabul anlaşması yaptığımız ülkeler de dahil olmak üzere, bundan etkilenecek ülkelerin buraya ani, bir an önce ivedi bir şekilde müdahale etmesi. Ama Türkiye olarak biz güvenlikleştirdik. Evet. Suriye'deki o bölgeyi öyle döndüler yani. Diğer bir başlık, bölgedeki terör örgütlerinin taşeronluğundan vazgeçilmesi.
Yani terör örgütleri üzerinden taşeronluk, yani bir örgütü bir örgüte, başka bir örgüte, bunun örnekleri var. İşte DH, daha sonra işte başka YPG, PYD, PKK gibi. Bunların kabul edilemesi. Libya'daki meşru hükümetin tanınması. Çünkü meşru hükümeti karşı tanınmayan Hafter'in tanınması. Bu da enteresan. Çünkü Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru bir hükümet var. Ki biz onunla işbirliği yapıyoruz. Yine barış sürecinde özellikle iki devletli çözüm önerisi burada. Filistin'dekini evet, söylüyorum. Onu unuttum başlığını. Kırım ilhakını tanımıyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü devam ettiriyoruz ki Rusya ile işbirliğimize rağmen Rusya'da da seçimler oldu şu süreçte biliyorsunuz. Kırım'da yapılan parlamento kararını da biz tanımadığımızı belirttik zaten. Diğer konu Bangladeş ve Myanmar'da mülteci olarak yaşayan Rohingya Müslümanlarının tekrar kendi ülkelerine Myanmar'daki Arakan eyaletine döndürülmeleri ve bunların çünkü çok öldürülüyorlar maalesef Budistler tarafından. Yine Kıbrıs Türk halkı, ki bu da bizim için çok önemli, burada da bir hayati konu yavru vatan, çözüm planının özellikle iki toplum, yani bizim önerimiz aslında ilk başta söylediğimiz buradaki çözümün kabul edilmesi ve bunu kabul edilmiyorlar. Çünkü Fransa'da en son yapılan toplantıda bunu kabul etmedi. Yine Kıbrıs'la beraber akla gelen diğer konu Doğu Akdeniz başlığı. Doğalgaz meselesi. Doğu Akdeniz'deki Doğu Akdeniz'deki Vişne Hocam bahsetti, ondan bir konferans yapılması. Bu çok önemli. Bölgesel aktörlerle dedi, bu önemli. Çünkü bölge dışı aktörler. Bizi dışarı mesela şimdi Doğu Akdeniz'de Fransa yer alıyor. Fransa'nın ne işi var? Değil mi? Ve biz yokuz. Biz yokuz. Veya Kıbrıs yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda fiilen de olsa meşruiyet kazanması aynen için öyle. Çok önemli bir hamle. Aynen öyle. Bir diğer başlık Ege Denizi sorunlarıyla ikili diyalog. Bakın bu da çok önemli. Yani biz bunu Yunanistan'la çözebiliriz ama başka ülkeler, yine Fransa devreye giriyor veya 9 Avrupa ülkesi vesaire. Yani Türkiye AB ya da Türkiye ABD evet, meselesi yapma gayretleri. İkili diyalog. Evet. Yine şeyi değindik zaten, Paris ve iklim anlaşması. Buna çok değindi, yani bu uzun bir konu çünkü küresel bir sorun. Paris İklim Anlaşması'nın mecliste de onaylanması üzerine kabul edilmesi. Bence bu kadar başlığın, ki Afrika'da, kaç başlık. Afrika'dan da bahsetti. Afrika'dan da bahsetti. Ve AB'de üyelikten bahsetti. Avrupa Birliği'ne üyeliğimizi sürdüreceğiz. Afrika'daki işbirliği, Afrika'nın işte açılımımız. Biz Afrika'da büyükelçilik açtık. Afrika ile ilişkiler geliştiriliyor çünkü Afrika büyük bir kıta ve onun geliştirilmesi Fransa'nın çok hoşuna gitmiyor. O da yine aynı şekilde Fransa'nın çok sinirine dokunuyoruz şu son dönemlerde. Sayılan bu başlıklar bile aslında Türkiye'nin ne kadar çok alanda etkin olduğunu göstermesi bakımından çok dikkat. Ve son nokta gene en önemli başlangıç noktası Dünya 5'ten büyük tür. Ve reform çağrıları. Bu çok önemli Türkiye, tabii. Türkiye Afrika'da demişken Sayın Hocam da, Türkiye dünyada en büyük diplomatik ağa sahip 5. ülkede. Zaten Türkiye'nin önündeki mesaj verdiği konular da bu ağın ne kadar gerekli olduğunu tabii göstermesi bakımından evet, çok dikkat çekici. Erdoğan'ın mesajlarında daha önce de tabii ki söylenmişti ama üstüne basa basa söylediği bir başka mesele de Afganistan'dan göç akını, artık yeni evet, göç dalgalarını evet, karşılayamayacağız. Evet, herkes evet, üzerine evet, düşün, onu yapsın. Evet. Mesajı çok önemliydi. Bunu aslında ben, Avrupa Konseyi Başkanı da söyledi. Değil mi? Evet. Türkiye artık bunu kaldıramaz dedi yani. Ama tabii evet, AB'den geçen. Diyorlar mı yani? Hani biraz sözün ötesinde eylemi çok geç gibi yani, evet, gördüğümüz için ülke olarak, doğal olarak diğer ülkelerden daha etkin katkılar ve daha çok elin taşın altına. Bir de aslında ben yaptım oldu. Bu da önemli. Evet. Ben yaptım oldu. Bunu demek. Evet, onu lazım özellikle söyledi. Bu söylediğiniz nokta önemli. Çünkü Türkiye tabii Suriye'nin sınır komşusu da olması hasebiyle oradan gelen hem terör örgütlerinin orada etkili olması, hem rejimin baskısı ve bir de zorunlu göç aslında bu yeni savaşların bir aracı. Yani hem sınır ötesi komşulara karşı silah olarak kullanılıyor, hem de toprakları kontrol etmek için terörize ederek topraklarda aslında bir göç dalgası başlatılıyor. Dolayısıyla sınır komşusu olarak bazen o sorumlulukla birebir yüz yüze kalıyorsunuz. Suriye savaşında aslında bu şekilde cereyan etti. Ancak Libya'ya hem sınır komşusu değiliz, hem de demin de
bahsettik de aslında ve uzun bir süredir Libya konuşuluyor her ortamda. Dolayısıyla o sürecin nasıl işlediğini biliyoruz işte. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin işgali, ulus kurma girişimi, oraya yaptığı yatırımlar. Afganistan'dan bahsediyoruz. Evet, Libya dedim değil mi? Evet, Afganistan'dan bahsediyorum. Hem de Doha Anlaşması ve sürecin nasıl işlediğinin bilinen bir süreci var. Yani bu hani Suriye'deki gibi işlemedi süreç. Başka bir şekilde işletildi. Dolayısıyla oradaki sorumluluk aslında Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bu süreci bu şekilde yönetmeyi tercih eden aktörlerde. Zaten bu nedenle de parantez içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız o tek taraflılığı, yani ben o yaptım oldu diyerek maliyeti tek taraflı olarak birilerine havale etme konusunda aslında bütün bu süreçte sorumluluk sahibi olanlara karşı bir eleştiride bulunuyor. Yani ABD'nin dediği gibi şimdi onlar düşünsün. Evet. Dememek gerektiğini. Evet, yani aynen öyle. Çünkü yani bu tür bir yani bu tür bir patlama Afganistan'da olduğu takdirde bu tabii ki sınır ülkelerini etkileyecek ama bu süreci açan sorumluluğa neden olan aktörler var. Sadece belki Amerika Birleşik Devletleri de değil, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bu süreçte sorumluluk sahibi olan bütün güçleri, büyük güçleri Afganistan'a müdahaleyi bu şekilde yapan ve sonra 20 yıldır bu süreci bu şekilde idare eden bütün büyük güçleri söyleyebiliriz. Ama Afganistan'daki meselelerden biri de Biden yönetiminin bu Afganistan'dan çekilirken ne NATO'daki danışma mekanizmalarını çalıştırması ne müttefiklerine danışmasıydı. Dolayısıyla bu tür bir sürecin yol açabileceği bir göç dalgasına Türkiye'nin katlanmayacağını söylenmesi önemli. Bu şu demek, Türkiye tabii ki tecrübelerini paylaşabilir. Zaten Afganistan'la kardeşçe duygular beslenildiğini defalarca dile getirdik bugüne kadar da Türkiye tarafından. Ayrıca Afganistan'da bir sorumluluk olduğu da belli. Yani şu anlamda söylüyorum, insani bir sorumluluk. Yani Afganistanlıları ölüme terk etmek, tamamen dışarıya kapatmak, bu da sorunu çözmez. Ama bu noktada önce sınır komşuları baksın, sonra da sınır komşusunun sınır komşusu olarak zaten hani askeri gücü de olan Türkiye kendi sınırlarında bütün bunları durdursun demek artık bir çözüm değil. Bu özellikle Batı'nın Frontex dahi sınır koruma politikasının yani Avrupa Birliği'nin sınır koruma politikasının özü olduğu için çok eleştiri alan bir şey. Bu noktada ya Türkiye ile işbirliği yapılacak ya da aslında başarısızlığa mahkum olunacak. Bunu Avrupa Birliği de gördüğü için zaten Türkiye ile bir diplomasi ağı başlatmak istiyorum. Ama Avrupa Birliği süreci hazırlıksızdı. Bunu Avrupa Birliği yöneticileri de söylediği için rahatlıkla söyleyebiliriz. Ne askeri olarak hazırlıklıydılar ne insani ve ekonomik olarak hazırlıklıydılar. Dolayısıyla onlar da ne kadar ucuza havale ederlerse o kadar kolay kurtulacaklarını düşünüyorlar. O nedenle Birleşmiş Milletler çatısı altında Türkiye'nin neyi yapmayacağını söylemek çok önemliydi. Cumhurbaşkanımızın da aslında bu anlamda Afganistan meselesinde bunun altını çizmiş olması böyle bir önem taşıyor. Cumhurbaşkanı'nın verdiği önemli mesajlardan biri de Kıbrıs hakkındaydı aslında. Yani bunu da orada söylemiş olması Doğru. Gerçekten çok önemli. Egemen eşitlik temelinde yeni evet, çözüm yeni, misyonunu destekliyoruz. Yeni sözü. Şey yani Sayın Ersin Tatar Cumhurbaşkanı olmadan önce bunu gelmişti. Şimdiye kadar hep federasyon diye 50 senedir öyle gidiyordu toplumlar arası görüşmeler. Cenevre'de öyle, New York'ta öyle. Şimdi Ersin Tatar gelmeden önce dedi ki biz dedi göreve gelirsek Cumhurbaşkanı olursak artık bu 50 senedir beyhude hiçbir sonuca varmayan federasyon temelli görüşmeleri keseceğiz dedi. Artık dedi nasıl Filistin'de iki devlet diye 17. maddeydi orada Filistin'de iki devlet çözüm.
Yani zaten 1948'de Birleşmiş Milletler'in kararı da oydu. Evet. Osmanlı'nın Filistin'e eyaleti. İsrail diye bir yer yoktu ki. Orası Osmanlı'nın Filistin'e eyaleti. İngiliz mandası çekilirken dedi ki Birleşmiş Milletler burası ikiye bölünecek. Filistin eyaleti. Bir Arap devleti, bir Yahudi devleti kurulacak. 53'e 47 oranlarında. Evet. Yahudileri biraz daha fazla. Kudüs de ikiye bölünecekti. Şimdi sonra oraya geldiler. Şu anda iki devletli Filistin'de. Zaten Birleşmiş Milletler'in parametreleri de bu. 67 kararına Sayın Cumhurbaşkanımız atıfta bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de 67 sınırlarına geri çekilsin dedi İsrail için. Zaten Birleşmiş Milletler'in parametreleri bu. Yani ABD Başkanı da bugünkü açıklamasında aynı şeyden bahsetti ama ABD hem iki devletli çözüm deyip hem İsrail'in bütün yayılmacı ve işgal politikalarını Golan Tepesi'nde tanıdı. Kudüs konusunda Trump'ın politikalarını devam ettirdiler. Yani. Evet, yani Trump yani işgal ettirdi. Halbuki Birleşmiş Milletler'in kararı Kudüs'ün de ikiye bölünmesi. Doğu Kudüs, Batı Kudüs olaraktı. Aslında keşke orada İsrail'in haritası konsaydı. O hani biliyorsunuz yayılmaca bir harita evet. var. Ama yani Sayın Cumhurbaşkanımız doğru yani Birleşmiş Milletler paralel aynı şimdi şey diyor. Yani zaten Kıbrıs Ersin Tatar hükümetlerine biz diyor aynısı Kıbrıs'ta da. Kıbrıs'ta da iki ayrı toplum vardır. İki ayrı din vardır. İki ayrı halk vardır. İki ayrı dil vardır. Yani egemen bunlar eşitlik. Ayrı, ve bunların diyor iki ayrı egemen eşitliği artık federasyon falan değil. İki ayrı devlet olarak da bunlar konfederal bir yapıda birleşirler, işbirliği yapısında olabilir. Yani Almanya'nın birleşmesi gibi değildir. Çünkü Doğu Almanya'da Almandı, o da protestandı. Batı Almanya'da o da protestandı. İkisi de Almanca konuşuyordu. Siyasi olarak, ideolojik olarak bölmüşlerdi kendi iradeleri dışında. Ama Kıbrıs öyle değil. Biri Türkçe konuşuyor, biri Yunanca konuşuyor. Yani biri Ortodoks, biri Müslüman. Zaten iki devlet fiilen oluşmuş evet. durumda. Zaten iki devlet fiilen oluşmuş durumda. Aynen öyle. Bunun aynen Filistin gibi. Yani Filistin-İsrail örneği gibi. Aynen şey, aynen bir şeydi. Şimdi çok ben atlanan üç başlığı bir söyleyeyim isterseniz. Çok güzel Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması sistemimizde. Mesela Biden'ın konuşmasını derken yani Biden resmen yani açıkçası. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız madde madde tak 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 hepsine gayet güzel denildi. Üçüncü madde, yani ikinci maddede Volkan Bozkır'a teşekkür evet. etti ama sonra Guterres'e de teşekkür etti üçüncü maddede. Çünkü bakın Birleşmiş Milletler Genel Yeniden Sekreteri bizim Cumhurbaşkanımızı kabul etti, görüştü. Sonra da Türk evinin açılışına geldi, Türkiye'ye evet. de teşekkür etti göç konusunda. Ona da biz de eski mülteciler yüksek komiseri olduğunu unutmamak lazım. Evet, o evet. çok güzel. Sonra evet. salgın döneminde tıp bölümünün ileri gittiğini söyledi. Ve bunda da iki Türk bilim adamının, Almanya'da iki Türk bilim adamının bu aşıyı geliştirdiğini evet, söyledi. O çok önemli. Yani biz Türkler, yani yine aşıyı da Türkler buldu. Aşıyı da Türkler buldu dedi. Sonra altıncı maddede dayatmacı yöntemlerle uluslararası sorunlar çözülemez dedi Afganistan örneğini. Evet. evet. Yani dayataraktan bunu çözemezsiniz o şey dedi. Ve son olarak da artık Türkiye yeni bir göç dalgasını karşılamaz 10. maddede ki o zaten söylendi. Şimdi burada Türkiye'nin de bir söylemde. Mesela ilk başta Suriye'den göçler başlandığı zaman bizde içeride muhalefet biraz şey yapıyordu. Ya niye alıyoruz bunları? Hatta ben hatırlıyorum Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Avrupa Birliği bize 6 milyar euro vereceğim dedi. Biz onlara iki katını verelim onlar alsınlar falan dedi. Sonra birdenbire Avrupa 12 milyar euroya çıkarttı falan. Ama şu anda ne oldu? Türkiye artık gerek Mevlüt Çavuşoğlu gerek Sayın Cumhurbaşkanımız 3-4 gündür gitmeden önce de bunu söylemişti. Şimdi bir genel kurulda da bunu söyledi. Türkiye yeni bir göç dalgasını karşılayamaz. Ve Mevlüt Çavuşoğlu çok güzel dedi 3 gün önce. Türkiye'yi mülteci ambar olarak görmeyin dedi Avrupa'ya. Bunu şey yapın. Bir şeyi hatırlatmak yarar var. Bu şey başlamadan önce pandemi 11 Mart 2020'de başladı değil mi? 11-12 Mart'ta. Evet. Onun başında Mart başında Türkiye bir karar almıştı. Biz dedi sınırları açıyoruz. Göçmenler gidecek. Epey bir Afgan, Tanzanyalı, Kuzey Iraklı ve Suriyeli ağırlıklı olarak da Yunan sınırına doğru geçmeye başladılar. Ara bölgeye geldiler. Ne oldu? Demin hocamız Frontex'ten başladı. Oradan hemen şey hatırla. Avrupa Birliği'nin hem komisyon başkanı, hem parlamento başkanı, hem konsey başkanı. Üçü birden Yunan sınırına geldiler. Hayatta bu üçü bir araya gelmez. Brüksel'de bile bir araya gelmiyor. Hepsi bizim sınırına geldiler. Hepsi sınırına geldiler. Çünkü hepsi onlara ilgilendi. Çünkü Yunanistan'ı falan sevdikleri için Yunanistan'a ayak attığı an o adam Avrupa'ya ayak attı demek. Tabii. Dediği yarın Almanya'da demek. Zaten onların amacı o Avrupa'ya gitmek. Ha, amacı o. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın burada artık Türkiye yeni bir göç dalgası. Aman dedi Avrupa dikkat edin dedi. Bize güvenmeyin artık dedi.
Bize güvenmeyin, artık biz bunları kapatız dedi. Bunlar hep size gelecek dedi. Siz de elinizi taşın altına koyacaksınız dedi. Bu çok açık ve net bir mesajdı. Bu mesajın da alındığını tahmin ediyorum. Hocam bir küçük ilave. İklim sorunundan dolayı bazı adalar, Maldivler de bunlardan biri, bu adalar sular altında kalacak ve iklim göçü oluşacak. Çok büyük bir göç bu da doğru, yine aynı o iklim krizi. Doğru, iklimden dolayı göç olacak bu sefer. Etnik temizlik, mezhepsel, ırksal değil, iklimden dolayı da göç olacak. Vaktimiz yavaş yavaş daralırken bir konuya daha ben dikkat çekmek istiyorum. Kafkaslar konusunda verdiği mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şimdi Ermenistan'dan son zamanlarda gelen art arda açıklamalar var. Türkiye ile görüşmeler yapabileceklerini, sınırların açılması için bazı temaslarda bulunabileceklerini söylüyorlar. En son bugün Ermenistan Başbakanı'nın sözcüsünden aldık bu açıklamayı. Dağlık Karabağ ziyaretinde de söylemişti Cumhurbaşkanı. Buna benzer bir mesajdı. Kalıcı barış için yeni imkanlar doğduğunda desteğe hazırız. Ermenistan artık daha müreffeh, daha huzurlu, daha rahat bir geleceğe kavuşmak için Türkiye ile Azerbaycan'la barışa ya da en azından ilişkileri normalleştirmeye yanaşacak gibi bir izlenim ediniyor musunuz? Ne dersiniz hocam? Şimdi Paşinyan Karabağ klanının desteklediği birisi değil. Daha ziyade batıya yaklaşıyor ve Fransa'da Macron'la işte yakınlığını biliyoruz. O yüzden zaten Putin tarafından da çok desteklenmedi. Çünkü batıya yaklaşan hamlede bulunan liderleri Putin çok sevmez. Aynı örnek Ukrayna'da da yaşandı. Bunun Gürcistan'da da yaşandı. Evet. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi son noktada Paşinyan'ın yeniden seçilmesi hepimizi zaten şok etti. Çünkü işte yolsuzlukla savaşı kaybetmiş bir insan yolsuzluklarla mücadele edeceğini vesaire söyledi ve tekrar kazandı enteresan bir şekilde. Şimdi diaspora Ermenileri hiçbir zaman Ermenistan'la Türkiye'ye dahil olmak üzere diyaloğa girilmesini istemez. Azerbaycan da dahil. Halbuki Sayın Aliyev de açıklamasında Sayın Erdoğan da söyledi. Biz Ermenistan'la işbirliğine hazırız ve bu söylendi. Ha, evet tabii ki geçmişi hiçbir zaman unutmayız. Yıllarca bir Karabağ %25 işgal altındaydı. Yıllarca bir sürü insan öldü orada. Ki en son hamlede saldıranlar yine Ermenilerdi. Ermenistan'dı. Ve 44 günlük bir muhasara dönemi oldu. O dönemdeki ateşkes çok başarılı bir şekilde Şuşa dahil birçok yer ait olduğu yere döndü. 3 kilometre sürecin Han kentine giriyorduk. Aynen, bu çok önemli bence. Bu Karabağ başarısı bir zaferdir. Yani bir hezimeti, Ermenistan'ın hezimetidir. Ve bunun sonucunda Ermenistan'ın eğer Türkiye ile bir anlaşması olursa zaten bu Ermenistan'ın yararlanıdır. Türkiye'nin değildir. Ermenistan küçücük bir ülke. Ekonomisi bakımından sıkışmış. Diasporanın terk ettiği. Madem öyle o zaman herkes gelsin Ermenistan'a. Ben hep onu söylüyorum. Niye gelmiyorlar? Değil mi? Niye gelmiyorlar? Diasporadaki Ermeniler Fransa'da, Amerika'da çoğunlukta yer alırken o zaman oraya gelip kalkındırsınlar. Bir de hapsetmişler. Türkiye'yi de kapıları kapattık. Şimdi Zengezur'a bir dönem itiraz ettiler. Tamam, Zengezur, evet. Ama Zengezur bizim için çok önemli. Çünkü Nahçıvan'la direkt aramızdaki yani bu Azerbaycan'la direkt boşu boşuna biz oradaki bağlantıyı kuramıyorduk. Bir sürü kaybımız oluyordu. Bu boru hatları da böyle oluyordu. Buna karşı çıkmak yerine bunları kabulleyip aynen bundan sonraki süreçte ateşkese bağlı kalıp çünkü hala mayın temizliyorlar. Hala insanlar öyle hala ki yıllarca sürecek onun. Yıllarca da sürecek yani gerçekten. Oranın kalkındırılması. Yani bunu bir bence daha böyle artık bu saatten sonra çatışmalarla değil işbirlikçi diyalogla masa üzerinde. Çünkü savaşı kaybettiler. Bu kesin. Ondan sonra masaya oturup anlaşacaklar. Kendilerini geliştirmek istiyorlarsa eğer. İstemiyorlarsa. Bir işbirliği oluşabilmesi için önce Ermenistan'ın karşı cephede yani Azerbaycan, Türkiye ve diğer ülkeler nezdinde bir güven oluşturması gerekiyor ki yapılan anlaşmada Zengezur koridorunu şimdiye kadar açmış olması gerekiyor mu? Aslında tabii. Ermenistan'ın henüz onu yapmadılar. 9. madde. Evet. Ve yani bu yazın çok sıcak geçme ihtimali de vardı bu sebeple olmadığı için. Yani önce böyle bir adım
bekleyecektir muhtemelen Azerbaycan tarafı. Böyle bir işbirliği için diyorum. Yani eski yıllardaki, yani ilk o 88'li yıllarda Stepanakert diyorlar, Hankendi işte, orada eylemler başladığı zaman Dağlık Karabağ tarihi olarak Ermenistan'a ait olduğunu iddia ederek başladılar bu yola. Oysa ki tamamen Azerbaycan'ın tarihsel olarak belgelerle, hatta bizim Sayın Büyükelçi ile birçok akademisyen arkadaşımızla bir kitap çıktı Azerbaycan'da. Bunlar da var zaten o tarihi belgeleriyle. Yani dolayısıyla aslında Ermenistan bunları biliyor hepsini. Ama ona rağmen bu politikasını sürdürürsek kaybeden kendisi olur. Zamanı ne getireceğini hep beraber göreceğiz. Aslında konuşacak çok konu var, çok başlık var ama maalesef süremizin sonuna geldik. Evet. Kapatmamız gerekecek programı. Sevgili seyirciler, 24 Özel'den bu akşamlık bu kadar. Tekrar görüşmek üzere ilerleyen günlerde. İyi akşamlar diliyoruz efendim.